Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün 19 Ocak 2021 Salı, mutfakta erişilebilir yöntemlerin de 5. oturumunda buluştuk bu akşam yine Zoom odamızda. Bugün mutfak temizliği ve eşyaların yerleştirilmesi üzerine bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Bulduğumuz ipuçları bildiğimizi de paylaşacağız. Bulduğumuz erişilebilirlik yöntemlerini paylaşacağız birbirimizle. Yine bence çok keyifli ve güzel bir program olacak. Birbirimizden çok şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. En başta şöyle düşündük aslında Dilek. Önce mutfağımızı bir temizleyelim ama temizlerken buradayım. De nelerle temizleyeceğiz de başlayacağız değil mi? Aynen. Öncelikle mutfağımızı temizlemeye başlamadan önce alabileceğimiz temizlik ürünleri ve araç gereçleri ve bu temizlik ürünlerini kolay ayırt edebilmemiz için kullandığımız yöntemler. Bunları paylaşmaya çalışacağız. Evet. Mesela sen neleri kullanıyorsun mutfakta çoğunlukla ve hangi işler için kullanıyorsun? Atıyorum cifi şuralarda pratik oluyor. Başka bir şeyi buralarda ve tabii burada temizlik bezlerine falan da yer veririz. Yine bizim aklımıza gelmeyen ya da sizin ekstra kullanıp deneyimlediğiniz, çok memnun kaldığınız şeyler varsa bunların hepsini konuşacağız. Benim kullandığım ürünleri söyleyeyim, aldığım. Klasik Domestos'um var. Cif'in mutfak spreyli var. Yağ çöz diye de geçiyor. Ama Cif mutfak temizleme spreyli tam adı. Normal Cif klasik olan Cif'ten var. Tuzluğu falan yok. Böyle yerleri temizlemek için kullanıyorlar ya, o bende yok. Hiç kullanmadım bugüne kadar. Bir de bulaşık deterjanım var. Ben Fairy kullanıyorum. Sirke var. Sirkeyi de temizlik yaparken kullanıyorum. Nerelerde kullanıyorum'a gelirsek Nurşen, zaten bulaşık deterjanını bulaşıklarda veya bazı noktaları silmek için, camları falan silmek için bulaşık deterjanını kullanıyorum. Cif spreyli kullanıyorum. Ocaklarda falan. Dolapların üstüne de sıkıyorum yağları çözsün diye. Sirkeyi genel olarak aslında camları ve yerleri falan silerken içerisine çok az katıyorum. Parlattığını söylüyorlar. Ne kadar doğru bilemiyorum ama doğru olduğunu herkes söylüyor. Domestos'u da genelde bulaşıkta mesela daha çok balık falan yaptıysam o tavaları yıkamak için, yumurta tavada pişirdiysem onları temizlemek için, yumurtanın kokusu çıksın diye oralarda kullanıyorum. Camın, balkonun camını, mutfağın camını falan silerken de birazcık içerisine suyumun Domestos'tan döküyorum. Benim kullandığım ürünler genel olarak bunlar. Senin varsa farklı bunların dışında kullandığın ürünler, onları da söyle istersen. Evet, tekrar düşmemek için aynen söylemeyeyim. Ben de bunları kullanıyorum. Ekstra olarak tabii ki bunları mutfak leğenim var. Tezgahta kullandığım ayrı bir leğen. Deterjan konusuna girmiyor ama olsun, aklıma gelmişken söyleyeyim. Yerleri silmek için kullandığım ayrı bir kap var. Karbonat, çok sık olmamakla birlikte bulaşık makinesinin içine atmak için. Limon tuzu, sirkeyi sen söyledin zaten. Bir de ben pirille de yerleri silerken yararlanıyorum pirilden. Bir de Arap sabunundan da yararlanıyorum. Mutfak bezleri konusunda da tezgahta, mutfak dolaplarında ve buzdolabını, fırını falan silerken kullandığım bez ayrı, yerleri silerken kullandığım bez tabii ki ayrı. Birçoğumuzda da öyledir muhtemelen. Ama mutfağa ilk kez girecek olan, deneyim yaşamayacaklar için özellikle belirtmek istedim ben yine de. Çok farklı bezler var ama genelde deneyimleyerek hangisinden memnun kaldığımızı öğrenebiliyoruz. İşte çok yıllar evvel sarı bezlerden, sarı bez diye bilinen bezler var ama ben bunlardan memnun kalmadım. Ama dediğim gibi kullanarak deneyimliyoruz. İşte mikrofiber temizlik bezleri diye satılan, işte Scotch Brite'ın, Vileda'nın falan var. Bunlardan genelde memnunum. Bir de bu bezlerin temizlik diye bezi diye satılıp dokusu aynı olup mikrofiber olup markasını pek bilmediklerim var. Onlar da bazen denedim ama o şeyi, memnuniyeti vermedi bana. O kadar memnun kalmadım.
Bir de ekstra olarak şeyi söyleyeyim. Sen söyledin. Ben o tarafa eklemeyeyim. Domestosu zaman zaman bulaşık makinesinin içine de bir iki damla damlatıyorum. Dediğim gibi işte balık, işte yumurta, ağır kokulu yemekler olduğu zaman kokusu kalmasın diye bazen kalabiliyor. Çok sık olmamakla birlikte kalabiliyor. Orada da domestosu kullandığım oluyor benim de. Ben şöyle bir şey geçenlerde duymuştum ama ben bunu yapıyordum. Sanırım yanlışmış, çok bilmiyorum. Ben hep bulaşık makinesi tabletini koyduğum zaman biraz da o kısma domestos dökerdim ama o borulara falan hassas şey zarar verebiliyormuş. O yüzden bir arkadaşım şöyle söyledi. Sulandır dedi. Hani sprey kullandığımız fıs fıslar var ya, o şişenin içerisine biraz domestos, biraz da su döküp onları sulandır. Ondan sonra makinenin içine bir iki böyle fıs fıs yap dedi. O şekilde hani makinenin kokusu hem değişsin, daha iyi olduğunu söyledi. Bir de bezler konusunda kendi kullandığım ve aldığımı söyleyeyim. Tabii herkesin kullandığı şeyler farklı olduğu için herkes kendi kullandığını söyleyebilir. Ben Bim'de satılan bezler var. Mutfak bezleri, temizlik ve normal yerleri silmek için de var o bezlerin aynılarına. Valla renklerini bilmiyorum ama sarı değil galiba Nurşen. Onu öyle hatırlıyorum ama o Renkli bez... renkli oluyor onlar, her renkten içinde birkaç tane oluyor temizlik bezi diye, eğer aynı şeyden bahsediyorsak Aynen mısır böyle biber temizlik. ikili ikili Hı-hı. satılıyor onlar. Böyle bir karton Hı-hı. paketin içerisinde ikili ikili. O bezlerin çok temiz yaptığını söylemişlerdi. Ben de onları kullanıyorum. Memnun kaldın mı? Çünkü insan deneyimleyince anlıyor hakikaten iyiymiş ya da yok ya bana göre değilmiş, ben beğenmedim gibi. Ben memnun kaldım. Aslında kullandığım çok güzel bir el bezleri vardı. Artık onlar satılmıyormuş. Onları sıkması, kurulaması falan çok güzel oluyordu. Etrafı şey uzun süre gidiyordu. Ve etrafı güzel temizliyordu, yırtılmıyordu. Onlar artık yok. O yüzden Bim'de yine daha dayanıklı olduğu için onlara geçiş yaptım. Dileyenler oraya gittiğinde de inceleyebilir. Bulaşık telini falan klasik zaten bildiğimiz tel. Sünger olarak ne kullanıyorsun Nurşen? Sünger olarak ben onlara tekli diye, tekli ve çiftli diye kendimce isim taktım. Böyle hani bir tarafı tel, bir tarafı sünger olanlardan bahsediyorum. Farklıları da var, iki taraflı olanları da var. Böyle iki kat gibi oluyor bazıları. Yani daha kalın. Bazıları daha ince. Ben mutfakta genelde daha incesini kullanmayı tercih ediyorum. Kalın olanını banyo lavabolarında falan kullanıyorum. Genelde de Scotch Brite'ını kullanıyorum ama olmasa bile sıkıntı değil. Şey, çabuk çabuk atmayı tercih ediyorum zaten. Hani şeylerden de olsa 2 hafta kullanacağına 1 hafta kullanıyorsun. Sık sık değiştirmeyi önemsiyorum bu konuda. Ayrıca şeyi de ekleyeyim ben. Mutfak havluları da çok iş görüyor. Bu kağıt havluların dışında ben normal küçük mutfak havlularını da kullanmayı çok seviyorum. Bolca da var. Sık sık da makineye atıp yıkıyorum. O yani kağıt havlu, evet belki misafir geldiğinde falan, ama kendim genelde şeyi kullanıyorum. O küçük mutfak havlularını kullanıyorum. Kızlar selam. Aslında hemen hemen hepimiz aynı şeyleri kullanıyoruz ama ben sadece şeyi söyleyeceğim. Ben karbonatı çok kullanıyorum mutfakta. Bir de şey, limon ve beyaz sirkeyi çok kullanıyorum. Karbonat özellikle tezgah temizliğinde çok işe yarıyor. Hele hele böyle mesela bir yerde bazen hani bir şey oluyor, suda su falan kalıyor böyle kireç. Lenme falan böyle çizgi gibi parmağınızı dokunduğunuzda hissediyorsunuz tezgahın üstünde. Hani bazen siliyorsunuz özellikle bu işte bulaşıkları hani elde yıkadığımız bulaşıkları kapattığımız sepetin altında falan oluşabiliyor bu. Oralara falan böyle karbonatla limonu önce karbonatı böyle çizgi gibi döküp üzerine limon sıktığınız zaman hani kireç çözücü vesaire kullanmadan çok güzel temizliyor. Bir de şeylerde çok işe yarıyor. Bu çeşmelerde, bataryalarda yine karbonat ve limon çok işe yarıyor. Beyaz sirke de şeyde özellikle mesela kokulu bir yemek yaptığınız zaman falan hani balıktı ya da ne bileyim böyle kokabilecek mutfakta bir şey pişirdiğiniz zaman falan hani beyaz sirkeyle
karbonatı, limonu karıştırıp mutfağa şöyle bir tezgahını falan sildiğiniz zaman o kokuyu götürüyor. Bunları ekleyeyim dedim. Bu karbonatın büyük paketli, yani ne tür satı, hani farklı farklı böyle küçükleri büyükleri de olur da hangi boyları var, hangilerini deneyimledin? Ben şeyden alıyorum Nurşan, doğrudan aktardan alıyorum. Çünkü küçük paketleri çok şey oluyor. Evet, o yüzden sordum. Hemen hemen biti biti veriyor böyle. Hani markette o küçük küçük kabartma tozu evet. tarzında satılanlar var ya. Hani onlar çok bizde şey derler, bereketli olmuyor derler. Bereketli olmuyor. O yüzden ben aktardan böyle gidiyorum. Zaten çok pahalı değil kardım. Hani yarım kilo falan alıyorum. O bir böyle bayağı bir gidiyor bana. Sonra bitince tekrar gidiyorum, bir daha alıyorum. Öyle yapıyorum. Kullanımı da pratik oluyordur. Öbürlerini çünkü açtığın zaman, yani hani işte orada diyor ki 2 kaşık karbonat at diyor. Hani onu şey yapmaktansa dediğin gibi kullanmak daha pratik oluyor. Aynen aynen. Bir tane kavanozum var benim, karbonat kavanozum. Bu şey konserve kavanozları var ya, yarımlık konserve kavanozu. Onun içine dolduruyorum. Dediğin gibi hem alması falan kolay oluyor, hem kullanması kolay oluyor. Rahat oluyor yani. Çok mantıklı. Küçük paketi koymaya yer arıyorsun. Bunu nereye şey yapsam şimdi dökülmese. Bir de ıslanır falan diye de tedirgin oluyorsun. Hani ola ki bir şey olur falan diye. Bir de kavanozda olduğu zaman elin ıslak bile olsa rahat alabiliyorsun. Yani hani şeyin tedirginliğin olmuyor. Kağıt gibi ya da poşet gibi olmuyor. Öyle. Yani. Aslında evet. İlk önce gizemden önce ben alayım diyecektim. Çünkü biz de karbonatı çok sık kullanıyoruz. Biz de nerelerde kullanıyoruz? Birkaç şey daha ekleyeceğim. Mesela döküm tava tencerenin kullanımında döküme çok fazla zaten makineye girmiyor. Çok fazla deterjanla değmemesi gerekiyor. Yani yine bulaşık deterjanını kullanıyoruz ama çok az. Karbonatla kaynatıyoruz. Evde kullandığımız tupperin şişeleri var. O şişeleri zaman zaman içi yine koku yapabiliyor. Yosunsu bir kokusu oluyor. Onu temizlemek için karbonatlı su koyup buzdolabına koyuyoruz. Buzluğa donduruyoruz. Sonra kendisi çözüldükten sonra o kokuyu alıyor. Bir de kireç çözmek için biz de özellikle hani işte şey gibi ısıtıcı gibi çaydanlık gibi şeylerin içine limon tuzu kullanıyoruz. Mükemmel yapıyor. Sirkeyi biz de kullanıyoruz. Sirke ve karbonatı bu arada çok önermeseler de makineyi, bulaşık makinesinin kokusunu almak için, hani arada bulaşık makinesini temizlemek için alınan deterjanlar vardır ya, onun yerine karbonat ve sirke kullanıyoruz. Ayrıca mutfak havlularını biz de kullanıyoruz. Bir de biz kurulama bezi çok fazla kullanıyoruz. Kurulama bezini her şeyde, yani bunları da sirkeyle yıkıyoruz. Kokusuz deterjanla yıkıyoruz çok az. Yani kokulu bir şeyi olmasın diye. Bunları gıdalarda da kullanıyoruz. Yani tabakları kurutmada veya bir şeyleri kurutmada da çok kullanıyoruz. Havlu değil. Bayağı bildiğiniz işte şey mutfak bezi diye satılıyor. Daha çok böyle 50'ye 50, 40'a 40 falandır büyük olasılıkla onlar. Ya da işte 40'a 50 falandır. O boyda bu büyük fırın tepsileri boyunda falan bezler çok kullanıyoruz. Hem tüy bırakmıyor, hem de bir şeyleri kuruturken ya da gıdaları sararken güzel oluyor. Başka ekleyeceğim. Bir de şey kullanıyoruz. Farmasinin yağ mendilleri var. Böyle hızlıca işte gürdan mutfağı daha çok temizliyor gerçi ama benim temizlediğim zaman genellikle hızlıca temizlemek istediğimde ocağı özellikle çok güzel temizliyor. Eğer çok yağlı değilse bir mendil, biraz daha yağlıysa 2 mendille çok güzel temizlenebiliyor. Karbonatı bir de ilk defa buzdolabını ilk aldığımızda da onunla temizlemiştik. Yani illa bir temizlemek gerekiyor. Hem karbonatın antibakteriyel özelliği de olduğu için, hani temizleyici bir özelliği de olduğu için onunla temizlemiştik. Koku da aldığı için doğrudan işte böyle. Aynen. Ben de o dolabın kokusunu almak için mi diyecektim. Sen söyledin zaten. Merhaba arkadaşlar. Ben organik ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Domestos, işte cif mümkün olduğunca, yani hiç evime sokmuyorum. Mesela cif yapmak için bir formülüm var. Kendi kullandığım ürünleri birleştirerek yapıyorum. Ersağ'ın yağ çözünü özellikle mutfağımda çok kullanıyorum. Yağ çöz, banyo bece. Banyo becesini şey demin altındaki kireci çözmek için kullanıyorum. Sıkıyorum, bekletiyorum mesela. 15 dakika sonra sadece böyle beze veya süngerin yumuşak kısmını bilebilirsem onu gidermeyi sağlıyor. İşte bulaşık sıvısını kullanıyorum yine Ersa'nın. Çamaşır tozuyla
bezlerin şeylerini arındırıyorum. Hani bezler zaman zaman sararıyor ya. Bezlerini çamaşır tozuyla arındırıyorum. Onun dışında farmasinin sihirli süngerini kullanıyorum zaman zaman. Hiç böyle bir şey bırakmadan, kalıntı bırakmadan, yani sadece ıslatarak sildiğimizde lavabonun içini falan güzel temizliyor. Bu şekilde hani onun dışında organik olmayan bir ürünü evime sokmamaya çalışıyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir öneriydi. Ya bu süngerlerin, şimdi bunun adı tam ne diye geçiyor bilmiyorum ama sihirli sünger mi? Hani bu normal o bir tarafı sünger bir tarafı tel olan değil de klasik. Artık değişti ya bunlar. Böyle hayır, köşeli. Sihirli sünger diye geçiyor Dilek. Onu alıyorsun. O zaten suyla ıslatıp sildikçe bir silgi gibi düşün. Şu an bende de o var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Onu söylüyordum ben de. Onu soruyordum. Hani bu sihirli sünger acaba şu benim elimdekinin aynısı mı? Çünkü bir deterjan kullanmadan normal suyla bile ocağı çok güzel temizliyor. Ocağı hiç yapmadım. Çünkü yağın sadece suyla temizlenebileceğine ne olursa olsun inanmam. İnanmıyorum yani. Bir bu önden ön temizlik. Ya bu şey ön temizlik yapıyorsun. Ondan sonra tabii ki deterjanı kullanıyorsun ama deneyebilirsiniz. Bence temizliyor. En azından benim gözlemlediğim öyleydi. Elimi dokunduğumda. Herhalde ocağa yapışan o zorlu çıkan cilt kullanılması gereken ama bu sihirli sayesinde gerek kalmayan gibi anladım ben, öyle mi? Evet. Hem, gerçekten zaten hemen temiz. Önden alıyor yani hepsini. Tel kullanmadan direkt alıyor. Mutfak kazaları bölümünde tekrar söyleyeceğim ama deterjanlar konusu geçtiği için burada bir belirtmek istedim. Ersan bulaşık sıvısının hızlı yanıklara karşı su toplamamasını sağlayan bir özelliği var. Yani diyelim ki elinize kaynar su döküldü, bir yere değdiniz, yandınız. O anda hemen başka bir şeye gerek olmadan bulaşık sıvısını sürüp durulamadan beklettiğinizde yanığın büyümesini engelliyor ve su toplamasını önlüyor. Bu noktada da tavsiye edebilirim. Evet, teşekkür ederiz. Migros'ta satılıyor. Başka bir yerde görmedim. Frosh, sirke özlü yüzey temizleyicisi. Ben tezgahımda genelde Domestos kullanıyorum ama zaman zaman onu da temizliyorum. Ve hani konuyla alakası yok ama duş akabinde çok işe yarıyor. Duş akabini mesela eskiden hep ciflerle falan o vardı. Şimdi onunla temizliyorum bu muslukların bataryalarını falan. İnanılmaz güzel parlatıyor ve buram buram sirke kokuyor. Ve doğal bir ürün araştırdığım kadarıyla. Bir de Selp'ın kağıt bezi var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Mesela ocağa süt, çorba vesaire bir şey taştığında o Selp'ın kağıt bezlerinden bir tane kopartıp ocağın üzerindeki kalıntıları temizliyorum. Birkaç kez kullanılıyor. Zaten zamanla eriyen bir şey. O da çok büyük bir pratiklik sağlıyor. Yani cifin yaptığı işi yapmaya mı çalışıyor büyük ölçüde o yapışan? Evet, yani mesela ocağına şey döküldü, atıyorum çorba döküldü diyelim. Mesela onun normal bir bezle almaya kalktığında bezi de temizleme bir sürecin oluyor. Onun hani lavabonun üzerine götürüp de temizlemeye çalışıyorsun. Ama bunda öyle bir şey yok. Direkt alıyorsun üzerindeki sıvıyı, ocağın üzerindeki sıvıyı. Anında zaten bezden, selpan kağıt bezinden akıp gidiyor. Yani işini çok pratikleştiriyor. Ben çok memnun kaldım. Evet, güzelmiş. Domates çok mantıklı. Deyince. Bence de. Hiç de duymamıştım. Bunu da alabiliriz demek ki. Migros'u sanal market uygulamasını araştırırken gözüme çarptı. Öyle alıp denedim. Gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün. Bir de bu Frosh'un sirkelisinden de çok memnunum. Yani etrafımdaki herkese öneriyorum. Artık zaten herkes o sirkeli şeylerden kullanmaya başladı. Temizlik ürünü falan olarak. En azından çevremde sorup soruşturduğum kadarıyla. Pandemi çıktığından beri. O ama gerçekten kendisi beyaz sirke ucuz bir şeydi. Yani o yüzden direkt sirkenin kendisini almayı tercih ediyorum. Biz de sirkeye beyaz özgülü sirke bir şeyler aldık daha önce ama. Yani şey normal sirkeden daha da ucuz genellikle. Onu da işte 2 litrelik falan şişelerde alabiliyoruz. Yani işte ekonomik olması yönünden çok mantıklı bir şey. Yer temizliğinde de Dilek'in de bahsettiği gibi pek çok şeyin temizliğinde kullanılıyor. Ben de öyle. Yalnız şeyi söyleyecektim az evvel, unutmuşum Domestos'un yeri gelmişken. Bunları kullanmama rağmen yine Domestos'un yeri ayrı benim için. Bulaşık makinesini hani o deterjan kısmına koyunca zarar veriyormuş diye. Dedi hani senin arkadaşın söz etmiş ya, ben makinemi
Maşallah şimdi bir şey oluyormuş. Nazar değmiş. 12 yıldır kullanıyorum. Bir şey olmadı maşallah. Ama şey yapıyorum ben. Deterjan koyduğum yere değil de ve bunu çok sık da yapmıyorum. Hani haftada bir belki iki haftada falan. Bulaşıkların o bulaşık sepetinin üstüne dolu. Bulaşıkların üzerine dolu. Minik bir tane böyle fıs yapıyorum. Bir bilemedim iki kere. Bir şey olmadı şimdilik yani inşallah da olmaz. Nurşen, Domestos hakikaten şey yani Domestos'un yeri bende de ayrı. Evet. Ayrı. Şimdi işten dolayı kullanamıyorum. Kesinlikle kullanmayacaksın dedi doktorum çünkü çok çok zarar veriyormuş yani o yüzden. Hiçbir şekilde kullanmayacaksın. Şimdi böyle içim gidiyor Allah'ım doğru kokusunu bile özledim. Çamaşır suyunun olmadığı yerde temizlik kokusu. Yani hakikaten o ayrı bir şey. Bekleme yapmak isteyenler var mı? Sonra mutfağa. Ben bir şey önerebilir miyim? Tabii. Bu bulaşık deterjanı hani finish kullanıyoruz ya bulaşık deterjanı olarak. Onu sadece o kapsülü suya koyup onunla çok güzel hani leke çıkartma özelliği var. Koltuklarınızda isterseniz deneyebilirsiniz. O eriyor suyun içinde, yok oluyor. İşte leke gördüğünüz, hissettiğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve çok kolay silinebiliyor bezle. Yani öneririm. Ben de şeyi okumuştum, bunu uyguladım da. İşte üçü bir arada genelde artık bulaşık deterjanları kireç temiz sökücü, parlatıcı ve işte hijyen sağlayıcı. Çamaşır makinenizi ara sıra bununla işte çamaşır makinesinin kazan bölümüne koyun ve yüksek ısıda çamaşır makinenizi boş şekilde çalıştırın. Zamanla o biriken kir, pas ve benzeri şeyleri makineyi temizliyormuş ve ayda bir yapılırsa diye önermişti. İşte bunu çamaşır makinesi kendi nasıl belli eder bunu diyor. İşte çamaşırlarınızda şeyler bırakabilir, deterjan artıkları bırakabilir ya da kötü kokular olabilir. Bunu engellemek için bu tabletleri de öneriyordu. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tabii. Ben bunlara daha yeni başladım da. O yüzden bununla ilgili çok şey bilgim yok. Bu hani tezgahın üzerini falan temizliyoruz ya hani bulaşıkları yıkadıktan sonra. Ben mesela bu bulaşıkları yıkadığımız bezin üzerine köpük yapıp yıkamayı tercih ediyorum. Ama onda da şöyle bir sıkıntım oluyor. O köpüğü yaptığım zaman o bulaşıkları koyduğum yerlere de köpük gidiyor ve çok fazla oluyor. Bunun daha böyle pratik yöntemi var mı bildiğiniz? Hani bu temizleme olayı geçince bunu sormak istedim. El bezi dediğimiz ürüne mi deterjanı döküp kullanıyorum dedin Ayşe? Evet abla. Ben mesela daha sonra onu tekrardan yıkıyorum. İlk başta oraları da temizlemek için kullanıyorum genelde. O tezgahın üzerini temizlemek için. Ama her yer köpük oluyor. Üstü döküyorum ve yine gitmiyor böyle. Bulaşık süngeri kullanabilirsin istersen. Önce bulaşık süngerine deterjanı döküp köpürtüp lavabonun içinde hani etrafa sıçratmadan kullanıp bezini hani kullanacağın el bezi o musluğun üstünü temizleyeceğin şeyi deterjanlamana gerek olmayabilir. Ya köpüğünü iyi akıtmak gerekiyor. Bazı bezlerden çıkmaya da biliyor demek ki. Bilmiyorum suyun altında fazla tutmak gerekiyor sanırım. Ya ben etrafı çok köpük yapmadım ama hani farklı ya sünger dışında bir bezle ne kadar deterjan şöyle yapabilir bence onu sormak lazım. Ben de şöyle kullanayım deterjanı da soralım. Evet ama ben de mutlaka mutfağımda küçük bir leğenim vardır ve onun içinde köpürtme işini yaparım. Bezi onun içinde sabunu içine koyarım süngerle köpürtürüm. Mutfak bezi dediğim şeyle güzelce o mutfak bezini yıkayıp silip tezgahımı güzelce ocağın altını işte tezgahın her tarafını onunla silmeyi tercih ediyorum. Bazen böyle bir şeyler yapıştıysa ya da bezle getirmek zor oluyorsa işte bazen pilav dökülmüştür orada bir şeyler kalmıştır. O zaman süngerle tutup getiriyorum ama onu ama tezgah köpüklemek yerine köpüklü su yapıp bezi de o köpüklü suda yıkayıp tezgahımı temizliyorum. Bir şey de ben önereyim. Bu spreyler var ya fıs fıs şeyler.
işte cifler mifler alıyoruz, bitiyor, kalıyor evet. falan. Mesela ben şey yapıyordum, ya hakikaten işe yarıyordu ve pratik oluyordu. Onun içine bir parça şey, bulaşık deterjanı, işte kullanabildiğim dönemde bir parça biraz Domestos falan döküyordum. Onu böyle karıştırıyordum. Ve mesela tezgahı sileceğim bezin üzerine ya da tezgahın direkt üzerine, yani tezgah çok kirliyse, hani böyle şeyle temizlenmeyecek gibi hissettiysem, oraya böyle birkaç sefer fıs fıs yapıp sonra sildiğinde hani etrafı çok fazla köpüklemiyordu en azından. Sadece sıktığın yer ya da bezi böyle daha kontrollü avucunun içine alıp bezi üzerine sıkıp ondan sonra sildiğin zaman hani zaten böyle ortalık köpüklenmeden silinmiş oluyordu. Ben de böyle bir öneri bunları vereyim. Deneyeceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi oldu sordum. Çünkü çok sinirim bozuluyordu. Her yer köpük oluyordu. Yıkadığım şeylerin üzerine falan gidiyordu. Ne kadar azaltsam da bitmiyordu bir türlü suyu dök dök falan diye. Tekrardan ben bir şey daha önerebilirim belki. İşte bazen tezgahın tamamını işte sürekli her zaman işte baştan benim tezgahım bayağı bir büyük olduğu için tos makinesi falan var özellikle. Hani onların altını kaldırıp temizliyorum ama bazen daha böyle işte hafta sonları falan daha detaylı silmeyi tercih ettiğim zaman onlara deterjan gelmesin diye genelde mutfak masamın üstüne kaldırıyorum onları. Tezgahımı bomboş yapıyorum. Rahat rahat silip duruluyorum. Yere biraz su dökülebilir, damlayabilir, hiç sıkıntı değil. İşim bittikten sonra yeri de yer beziyle siler, kurular, çıkarsın. Mis gibi olur mu falan. Şey, Elif ne kadar deterjan kullanıyorsun demişti. Sen bezdeki köpük sanırım etrafı köpük. Hani on, köpük olduğu için ondan daha çok da muzdaripsin sanırım. Ben çok böyle nasıl desem hafif kullanıyorum. Ne çok az ne de çok fazla. Ama bazen çok da olabiliyor yani. Feyri çok köpürüyor Ayşe. İstersen veya Feyri kullanıyorsanız evinizde diğer markaları evet, bilmiyorum ama Peril falan da öyleyse bilmiyorum ama Feyri çok köpürüyor. O yüzden bezine az dökersen bu problemi ortadan birazdan kaldıracaksındır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman sıradaki konuya geçelim Nurşen. Artık mutfağımızı... Sıradaki konuya geçelim. Sıradaki konu şöyle aslında. Temizlemeye. Şimdi eşyalarımızı aldık. Geçen hafta konuştuk. Önceki haftada konuştuk. Söyledik. Paylaştık birbirimize. Ve satın aldık. Getirdik. Yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce bir mutfağımızı temizleyelim. Ondan sonra bunları yerleştirelim diye düşündük Dilek'le. Mutfağımızı yerleştirirken aynen. de şunu düşündük. Ben orada unutmuştum. Dilek'in özellikle aklına geldi böyle bir ayrıntı var. Şimdi o evde ilk biz mi oturacağız? Yani inşaattan çıkma bir ev mi? Burada temizlik farklı olabilir. Bir de bizden önce birileri oturmuş sonra biz eve taşınacak olabiliriz. Ve orada mutfağın kirlilik durumuna göre de temizliğimiz değişebilir. O zaman Dilek başta sonra yani devam edelim. İnsan kirletmesi bir mutfak mı yoksa inşaat kirliliği aynen. olan bir mutfak mı? İki tane bunu ayırabiliriz diyelim. Muhtemelen inşaattan çıkmış bir mutfağı temizlemek daha içimize sinecektir hepimizin. En azından benim öyle. Hiç belli olmaz. Sen şeyi anlat ben de inşaattan çıkmayı anlat. Tamam onlar ya biz her ikisini de yaşadık. O yüzden ilk taşındığımız evde bizden önce başkaları oturmuştu. Berbattı. Bütün dolaplar falan her yer berbattı. Önce dolaplara biz bayağı böyle bir iki şişe falan o aspiratörün olduğu yerlere falan komple bir yağ çözü sıktık her yerine full. Sonra o diğer yerleri temizleyene kadar o bir gün bir kaldı. Bütün yağlar böyle aşağı tezgahın üstüne hepsi döküldü. Bizim için bu ilk başta iyi bir referanstı dolapları temizlemek için. Daha sonra işte klasik deterjanlı suyla falan bir deterjanlı su hazırladık ılık. Ondan sonra hazırladık diyorum tek başıma yapmadım. Vallahi bu bütün bu kadar temizliği tek başına yapan olursa helal olsun derim. Çünkü biz birkaç annem teyzemler falan beraber yapmıştık. Yani bir o suyu hazırladıktan sonra bezle komple böyle çıkıyorsun dolapların üstüne her yeri siliyorsun. Ondan sonra da kuruluyorsun. Ya parlak ve beyaz renkli dolapları kurulamak gerekiyor. İz kalabiliyormuş. Ama onun dışındakileri bilmiyorum.
renk konusunda ben sadece bunu biliyorum. Genelde de kuruluyorum bir iz kalmasın diye elisi falan. Başka ne söyleyeyim? Onu sor Danur. Sen unuttuğum bir şey olursa atlatmayayım. Mutfak dolapların içlerini falan belki anlatabiliriz. Hani ilk kez mutfağa girecek olan ya İçleri. Da... İçleri. Tamam. Hı-hı. Güzel. İçlerde de vallahi yağ olabiliyor. İşte yine oraları yağ çöz, ben sıkıyorum bezime ya. Her yeri yağ çözle temizlemeyi seviyorum. Çamaşır suyu vazgeçilmezim. Bu iki malzeme benim en çok kullandığım favori ürünlerim olduğu için o süreçte de hep bunları kullandık. Elinle zaten hissediyorsun mesela yağın çok olduğu yerler. Daha sonra temizledikten sonra yağ gitmiş mi gitmemiş mi elinle hissedebiliyorsun. Orada böyle bir değişik bir şey oluşuyor insanın elinde oraya sert dokununca. Sert geliyor değil mi? Oraya bir şey yapıştırmışsın gibi oluyor. O doku. Aynen böyle elin yapışıyor oraya. Değişik oluyor orası. Ya dolapları genelde bu şekilde. Hani içlerini de tekrar yine güzel o hazırladığımız ılık suyla, yeni bir suyla siliyorum. İçini tekrar kuruluyorum. Ondan sonra yerleştirmeye hazır bırakıyorum. Aspiratör temizlemedim arkadaşlar. Onu muhtemelen sizlerden birisi temizlemiştir. Çünkü aspiratörüm gerçekten iki evimde de olmadı. Onu bilmiyorum. Dolapları ben bu şekilde yapıyorum. Kirli bir mutfakta böyleydi. Yağ çöz falan çok kullanmıştık. Ben de şeyi anlatayım o zaman. Dolapları evet genel anlamda anlattım ama eğer bu kadar yağlı değilse, temiz bir evse o kadar çok yağ çöz kullanmak gerek olmayabilir ama genelde eğer ilk kez oturacaksak bize ve birileri oturduysa 2 belki 3 su yapmak iyi olabiliyor. Mutfak dolaplarının önce dışını, kapakların dışını, içini, sonra her bir rafı tek tek altını, üstünü, sağını, yukarısını, aşağını, her dokunabildiğiniz her yeri sabunlu bezle, sabunlu suyla, ben hep su yaparım mutlaka. Öyle daha pratiğime geliyor. Sonra duru suyla. Özellikle cam kapaklı yerleri sildikten sonra mutlaka kurulamak iyi oluyor. İz yapmıyor. Cam olmayanlar da çok sıkıntı yapmayabilir. Bir de camı açık bırakırsak bir yandan şey yapıyor. Kuruyor. Şey de olmuyor. O yüzden diğer yerlere kurulamak gerekmeyebilir. Ama kurularsanız da daha iyi olur. Pratik olur. Mutfak dolaplarının içini de sildikçe sildiğiniz o işte bir kapağı açtın, 2 kapaktan oluşan bir dolaptır muhtemelen. Altta üstü raflar vardır. Sabunlayıp durulayıp kurulayıp kapatınca mis gibi orayla işiniz bitiyor. Her bir dolap için bunlar geçerli. Mutfak dolaplarının üstünü de gene aynı şekilde ve ben şey kullandım, mutfak dolaplarının üstüne hiçbir şey konmuyor. Aerozol giriyor. Tavana kadar yani. Ben de oraya şey kullandım. Bir gazeteyle ya da benzer kapatan bir şeyle kapatıp hani daha az kirlenmesini sağlayabiliriz. Bir dahakinde o gazeteyi atarsın. Alta o kadar kir gelmez. Tozlanmaz o kadar. Eğer inşaattan çıkma bir evse o zaman yağma olmuyor ama çok fazla toz. Çok fazla böyle inşaat artıkları. Belki 3 kere değil 5 kere bile silmek gerekebiliyor ve gerçekten tek başına yapması zor oluyor. Sonuçta tek temizlik mutfak da değil. Belki bir günü mutfağa ayırmak gerekebiliyor bu yüzden. Sonrasında bu iş bittikten sonra da işte mutfak camı, her zamanki işte camları silme, işte minik çamaşır suyu, minik piril benim kullandığım sirke. Camları sildikten sonra mutlaka kurulamak. Ben camlara geçtim ama Dilek böyle devam edelim. Tamam, doğru. Böyle devam edelim. Birkaç konu ilerleyelim. Ondan sonra öyle ilerleyelim. Camları söz isteyenlere da... söz verelim. Tamam. 2 çeşit cam bezi kullanıyorum. Bu mikrofiber cam bezleri iyi oluyor. 2 su yap. Yine camın kirliliğine göre. Önce duru sabunlu bezle, sonra duru bezle, sonra duru bezle ister silmez de kurulayarak, özellikle çerçevelerine ayrı, cam kısımlarına ayrı. İşte hepsini, işte balkonumuz varsa yine balkon camları yine aynı şekilde. Kombimiz mutfaktaysa yani orada olan her şeyi, aspiratör benim de olmadı, evimde de yok. Bunlar her, ve ben genelde şey yapıyorum, işte camı sildim. Camım çok aşırı kirliyse o suyu hemen döküyorum. Tamam, onunla bir işim yok. Ama artık o camı ikinci kez siliyorsam o bezle şöyle bir mutfağın yerini de silerek çıkıyorum. Sonra yeniden bir kap su getirip bir daha öyle yapıyorum.
birkaç kez silmiş oluyorum yerlerinde. İşte mutfak kapısı yine aynı şekilde, mutfak kapısının dokunabildiğimiz her yerini genelde ben şey yapıyorum. Böyle takip ettiğim şeyi var. Kapımın dokusu gereği. O izleri takip ederek yapınca nerede kalmıştım mantığı da olmuyor. Önünü, arkasını, çerçevelerini, sağını, solunu, yukarısını, bu kapı, upunu. Hafif nemli hafif deterjanı, pervazlarını, evet çerçeve dedim ben ama pervazlarını. Ondan sonra yine en son yerleri. Bunları sildikten sonra bir en son bir yerleri siliyorum ve yer kurumadan da mutfağa girersem sanki leke kaldı gibi psikolojik bir şeyim var. Sildikten sonra bir daha kuruyana kadar basmamayı. Diyeceklerim aşağı yukarı böyle. Eminim sizler tamamlayacaksınızdır ya da belki kendi bilgilerinizle. Ben de cam temizliği için söyleyeceğim ama Sevgi önce söz istedi. Muhtemelen şeyi de anlatır, aspiratörü de diye düşünüyorum. Sevgi, buyur. Aynen, aspiratör için söz istedim Niloş. Arkadaşlar aspiratör, eğer yeni aspiratör alacaksanız genelde şu an piyasadaki aspiratörlerin %90'ı öyle ama yine de sorun. Çıkabilen filtreli aspiratörler tercih edin. Çok nadir de olsa sabit filtreli aspiratörler var. Çünkü biz şu an oturduğum ev için araştırma yaparken gördük. Niye yapıyorlar o sabit filtreli aspiratörleri? İnanın onu da bilmiyorum ama yapıyorlar. Çıkabilir filtre tercih etmeniz halinde aspiratörünüzü temizlemeniz de çok pratik olacak oluyor. Çünkü onun altında iki tane, bazılarında bir tane büyük, bazılarında iki tane ayrı ayrı filtre oluyor. Bu filtrede nasıl? Süzgeç gibi bir şey. Şey gibi düşünün. Hani bu sıçratmaz şeyler oluyor ya, kızartmaların üzerine kapattığımız sıçratmaz teller oluyor. Onun gibi bir şey olduğunu düşünün filtrelerin. Bu filtreleri çıkarıyorsunuz. Birçok modelde, mesela benim şu an evde kullandığımda da öyle, bulaşık makinesine atılabiliyor bu filtreler. Zaten asıl yağı çeken, asıl kirlenen kısımda o filtreler oluyor çoğunlukla. O filtreleri çıkardıktan sonra eğer makineye atılabiliyorsa ben yine de bir elimde bir deterjanla üzerinden geçiyorum. Hani yağ tortusu falan filan varsa gitsin diye. Çünkü sürekli ocağın üstünde ve ister istemez yağ çekiyor. Yani hani çekmiyor diyemeyiz. Ya bir yağ çekmiş oluyor. Bir elimle ben böyle bir şey yapıyorum onu, yine bir sabunluyorum. Ondan sonra makineye koyuyorum. Zaten çıktığı zaman da tertemiz oluyor. O filtreleri çıkarmak için de genelde böyle yanlarında minicik mandalları oluyor. O mandalı böyle geriye doğru, işte bazılarında ileriye doğru ittirdiğiniz zaman zaten kendiliğinden aşağı doğru düşüyor filtre. Ve siz o filtreleri aldıktan sonra onları işte yıkayıp aspiratörün de geri kalan kısmını, yani orada kalan, sabitte kalan kısmını da yağ çöz en mantıklısı. Yağ çözle, böyle ılık suyla, yağ çözle, işte bulaşık süngeriyle temizleyip, önünde cam tabaka varsa, bazılarının önünde cam tabaka oluyor. Benim bu şu anki evimde olan da yok ama bundan önceki kullandığımda vardı, cam bir tabaka vardı önünde. O tabakayı silip kurulayıp, aspiratörün kendini de yağ çözle sildiğiniz zaman zaten tertemiz oluyor. Filtrelerini de yerine takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Güzel günlerde kirletin. Ben söz alabilir miyim? Benden önce söz alan yoksa bulamadım parmak kaldırmayı da. Yok, buyur. Tamam. Ben hemen şeyden bahsedeyim. Dolapları ben atlanır, raflı dolapları özellikle temizlerken önce böyle kağıt havlular var ya, boşalttıktan sonra içlerini böyle bir silerim çünkü bana şey gibi gelir. Böyle tozlu tozlu kalıyor ya, tozlanıyor ya. O tozlarını beze yapışıyor ve bezden arındıramıyormuşum gibi geliyor. O yüzden önce bir kağıt havluyla öyle bir siliyorum. Ondan sonra hani sabunlu bezle bir silip ondan sonra da durulayıp ondan sonra da kurulayabiliyorum. Bir de ben sirkeyi fırının içinde de kullanıyorum. Balık kokmuşsa veya köfte pişirmişsek sirkeli su yapıp
fırının içini o anda sildiğimizde, yani fırın soğuduktan sonra da fırının içinde koku da kalmıyor. Çünkü fırında koku kaldığı zaman başka bir ürün pişirirken de balık pişirmişseniz mesela kek pişirirken balık kokabiliyor. O yüzden fırının içini de biz sirkeyle veya karbonatla temizliyoruz. Bir de yarım limon kesip annem bir şey yapıyor. Limonu kullandıktan sonra mesela salataya sıktık diyelim yarım limonu. Ondan sonra onu bulaşık deterjanın kaşık koyuyoruz ya. Kaşık koyduğumuz yere koyuyoruz. Gerçekten hani kaşıkları, bulaşıkları parlattığını da biliyoruz. Hani biz de limonu da bu şekilde de kullanıyoruz. Bir de ben bazen böyle limon kabuğuyla tezgahını şöyle bir siliyorum. Ondan sonra suyla duruladığımda çok da güzel parladığını da biliyorum. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkürler. Evet, çok güzel şeyler. Ben şey ekleyeceğim bile. Çekmeceleri unutmuştum. Çekmeceleri çıkarıp da silmek bana daha çok pratik geldi. Benim mutfak dolaplarımın alt kısımlarında, tezgahın altında, kısım kısmında, birçoğunuzda da öyledir. 4 tane çekmeceyle rah var. Çıkarıp silip oraya habire eğitip şey yapmaktan sonra her tarafına dolaşıyorum. Temizleyip, kurulayıp yerleştirmek daha kolay oluyor. Bizimkiler çıkmıyor vallahi. Büyük, ağır zaten. Hantal bir şey. O yüzden böyle altlarına elini sokmakla uğraşıp duruyorum habire. Evet, o zaman zor, pratik olmuyor. Şöyle Nurşen, cam temizliğinde falan çok temizlik hastaları, hani mesela su yapıyoruz ya, direkt bezi her seferinde gidip yıkayıp tekrar geri getirip siliyorlar. Bunu kullanan var mı bilmiyorum ama aranızda bu yöntemi. Ben yapamazdım herhalde. Yanımda biri olsa belki. Camla ilgili bir şey söyleyeceğim. Valla ben kullanıyorum. Gazete kağıdı harika parlatıyor. Hı hı. Arkadaşlar bildiğimiz doğru. Gazete kağıdı. Böyle bir sayfasını buruşturuyorum ben. Elime topluyorum böyle. Islak bezle sildikten sonra onunla kuruluyorum. Gerçekten muhteşem parlatıyormuş. Hani görenler de hep bunu teyit ediyorlar. Çok güzel parlıyor diye. Zaten bu böyle bir temizlik hastası bir ablamdan öğrenmiş. Bu gazete çok eski. Bu anneannemlerden kalma bir yöntemdir. Hakikaten eskiler çok kullanır. Ama şunu merak etmiştimdir. Sorma şeyim olmadı. Ya unuttum ya da sorabilecek kadar yakın hissettiğim kimse olmamıştır şeye. Güzelce silip temizleyip durulayıp şey yapıyorsun. Onunla kurularken acaba o gazetenin mürekkebi oraya geçiyor mudur diye hep aklımda kalmıştır. Geçmiyor. Bir de şey, cam temizliğinin en kötü tarafı, camın gerçekten kuruyup kurumadığını, temizlenmediğini anlamak için dokunmak lazım. Ama dokunduğu evet. Zaman da parmak izi oluyor. Evet. En gıcık tarafı, ama gazete gerçekten çok güzel. Gıcırdadığı zaman anlıyorsun ki kurudu. Aynen öyle. O yüzden çok mantıklı. Bir de cam bitmeden, Gizem neyle ilgili söz alacak bilmiyorum ama cam konusu bitmeden bir şey eklemek istiyorum. Ben kendim çok yani temizlik yapan bir insan değilim. Sevmem mesela şahsen. Ama biz bir şey öğrenmiştik. Kremsiz bebek şampuanının cam silerken kullanıldığında üzerine çok toz tutmadığını duymuştuk. En son temizliğe gelen ablaya da bunu önerdik. Onunla sildi ve gerçekten yani çok uzun süre hiç toz tutmadı üzerinde. Herhangi bir şey tutmadı. Yağ gibi kaydı. Bu da önerilir. Bu deterjanlar dediğin bebeklerimiz ilk doğdukları zamanlarda böyle kullandığımız daha böyle pahalı olan yok kremsiz bebe şampuanı. Yok bir tamam, şampuan. Dalin şampuanı işte. Dalin falan bunu bebe. Cansız Dalin falan. Kremsiz olacak sadece. İyiymiş. Süper. Olabiliriz. Gizem söz istemişti. Önce o sonra siz olur mu? Tamam. Ben de bu cam temizliği ile ilgili bebek şampuanını da duydum ama bizim evde birkaç tane temizlikçi gelmişti. Onlardan da duyduğum, yaşadığım bulaşık deterjanı, sıvı bulaşık deterjanının da çok güzel cam suyuna katıldığı zaman etki gösterdiği gazeteyle birlikte. Bir de bu çekmecelerin çıkartılmasını söylüyorsunuz ya, eğer taşındığımız daha önce kullanılmış bir evse bu çekmecelerin rayları eskimiş ve bozulmuş olabiliyor. Çıkardığımız zaman takamama riskini de göze alıp eğer eski bir binadaysak denerken buna dikkatli davranmak gerektiği konusunda bir uyarı yapmak istedim.
Bu arada ben de kullanırım pirili. Çok da memnunum cam silirken, mutlaka pirilim vardır. O cam silme şeyleri vardı ya, neydi unuttum adını. Cam siller. Ben onlardan memnun kalmadım arkadaşlar ya. Piril ya da işte şey mantıklı gibi. İşte. Sevgilerin söyledi, Elif'in söyledi. Hani hep cam sildiğinde onu parmak izi kaldı mı olayı tedirgin ettiği için insanı gazete kağıdının gıcırtısından artık kurulandığını anlayabiliyormuşuz. Günlük gazetelerden evde biraz bulunsun, işe yarıyor. Aynen. Çok iyi. Esma Hanım mıydı söz isteyen? Evet, evet, evet bendim. Buyurun. Öncelikle cam konuştuğumuz için camdan başlayayım. Bu şampuan olayını ben de kullanıyorum. Birkaç, yani bir fıs basmalı oluyor ya bebek şampuanları genel itibariyle. Bir kere basıyorum o cam sildiğim suya, azıcık da sirke koyuyorum parlatması için. Öncesinde camlarım çok kirliyse ıslak bir bezle kaba tozunu alıyorum. Daha sonra hazırladığım suya batırdığım bezle siliyorum. Tabii daha sonrasında kurulamak gerekiyor is kalmaması için. Camı bezle sildiğim zaman su kaldığı zaman genelde gıcır gıcır ötüyor. Hafif bir gıcırtı oluyor. Oradan da anlayabiliyorum. Ama genelde yanımda gören birisi yoksa bile görüntülü bir şekilde gösteriyorum. Oldu mu olmadı mı diye. Cam konusunda söyleyeceğim bu kadar. Dolaplar konusunda da ben hazırladığım su hazırlıyorum. Sıcak suyun, kaynar suyun içine bir tane bulaşık tableti atıyorum. Bir de kabartma tozu atıyorum. Bulaşık tableti eriyene kadar bekliyorum. Eridiğini de zaten leğeni azıcık salladık mı, içinde sallanan bir şey yoksa erimiştir diyorum. Elimin yakmayacağı bir sıcaklığa getiriyorum suyu. Onunla dolaplarımı siliyorum. Çok güzel yağ çıkartıyor. Böyle çok fazla yağ varsa telliyorum o suya batırıp. Normal yağsa bulaşık süngerinin arka kısmıyla ovuyorum. Yani çok güzel temizliyor. Benim bir ara ellerim çok kötüydü. Kuruluktan dolayı egzamalar başlamıştı. Cif falan kullanamıyordum. Çamaşır makinesinde de kullanıyorum. Karbonat, sirke ile limon tuzu koyup çamaşır makinesini temizliyorum. Oğlumun kıyafetleri bazen çok kirli oluyor. Bizim çamaşırlar da kirli olmasın diye temizliyorum o şekilde. Bazen bulaşık makinesini temizliyorum. Gayet de hani temiz oluyor. Görenlere de gösterdim çamaşır makinesini. Hatta pomposunu açıp da baktık. Yine temiz oluyor suyu. Ben şeyi sorayım size. Ben bunu da duymuştum ama sonra kullanmayınca unutuyorum. Öyle bir huyum var. Şimdi tekrar duymak iyi oldu. Ve şu bebe şampuanı konusu da çok kafama yattı ayrıca. Onu da almayı düşünüyorum şu anda. Şeyi soracağım. Mesela Ariel'li işte makine deterjanı ne kullanıyorsak bazı yerlerde kullanılıyor ve çok güzel temizleniyor falan derdi. Bunu ben birkaç yerde kullandım. Ellerimi çok böyle kuruttu, zarar verdi. Acaba dedim şimdi hani bunlar çamaşır makineleri için yapılmış ya ondan olsa gerek belki. Bu tabletler de zarar veriyor mu? Ellerinize bir hassasiyet yok, kazandırdı mı? Yok. Aksine daha iyi oluyor. Çünkü mesela yağları çözdürmek için ya yağ çöz kullanacağız ya da çok fazla cif kullanacağız. Onlar daha çok zarar veriyor. Hı hı. Bu arada kimse eldivenlerden bahsetmedi. Galiba kimse eldiven kullanmıyor. Ben hiç kullanmıyorum açıkçası. Hiç hissedemediğim için. Kullanan vardır muhtemelen ama. Ya eldiven takınca ben eldiven takınca başka birinin eliyle iş yapıyormuşum gibi hissediyorum kendi elimde. Ama doğru. Bu arada ben onu günlük hayatta hani da hissettiğim için. Evet. Yani... Orada da bana öyle geliyor. Başka mutfak temizliğine dair unutmadım söylemediğim şeyler varsa. Akıllarımıza gelen olursa yine devam ederiz. İşte buzdolabı, fırın, bunları da artık getirdik evimize, kutusundan çıkardık. Bunları da anlatmaya devam ederiz. Onları da gene aklımıza geldikçe konuşabiliriz arkadaşlar. Ben hemen şunu söyleyeyim, sonra dileyelim sizi. Bunu yapmayı çok seviyorum. Çok da önemsiyorum. Eşyaları genelde kutusundan
eve sokmadan önce çıkarmayı tercih ediyorum. Bir tedirginliğim oluyor kutudan çıkarınca. O mis gibi saatlerce temizlediğim mutfağa acaba toz moz bir şeyler gidebilir mi? Bir de şey korkum var. Acaba o kutunun içinden fare falan bir şeyler çıkabilir mi diye. Öyle bir tedirginliğim var. Olmayabilir ama geliyor aklıma. Genelde o onları içeri girmeden önce kutusundan çıkarıp mutfağa koyup öyle temizlemeyi. Evet. Dilek nasıl temizliyorsun? Genelde Nursel mutfak bilmiyorum hepimiz taşındığımız için aynı yoldan mı aynı şekilde mi ilerlediniz bilmiyorum ama mutfak evlerde ilk yerleştirilen sonra da yatak odasıdır zaten. Hani bizde hep öyle oldu bugüne kadar. Yani ilk mutfağa yerleştirdiğin için hani evin içinde de o koliler o sonralar temizlenmeden çok bir sıkıntı oluşturmaz herhalde. O kadar kendine yük yapmasaydın keşke bunu. Valla tabakları biz de öyle çıkardık. Ne yaptık? Aldık mutfağa koyduk. İşte önden bir bulaşık makinesine attık hepsini. Böyle kısa kısa programlara, 30 dakikalık programlara attık. Yıkadık çıkardık, yerleştirdik. Servis tabakları bir yerde, pasta tabakları bir yerde. Benim tabii dolap, tabakları koyduğum dolabı kapağım ya tekli. Çift kapak değil. Tekli olduğu için altta bir komple bakayım. Bir iki, üç raflı. En altta genelde yemek tabaklarım. Onun yanında çorba kaseleri. Hepsi iç içe olacak şekilde. Önünde kahvaltı tabaklarım ve çay tabaklarım. Bunlar bulunuyor. Bir üst katında da servis tabaklarım ve pasta tabaklarım. Zaten kaplıyor komple rafı. İkisi. Bir üstünde de ve işte kullanacağım böyle günlük sos tavalarım, pratik eşyalarım. Onları yerleştiriyorum. Yani yıkama işlemini böyle bulaşık makinesine atarak yapıyoruz Nurşen. Bardakları falan da söylerim bu arada. O yıkama kısmını senin ekleyeceğin bir şey varsa söyle ona göre ben şeyi edeyim. Düşündüm aslında. Hani taşındığımız zaman doğal olarak artık hani taşıma şirketi getiriyor da ilk aldığımız hani kutusuyla getiriyoruz ya aslında onu kastetmiştim biraz da. Ki bu da bir yöntem o da hani her ikisinde yaşıyoruz doğal olarak. İlk aldığımız zaman da sizlerin de ekleyecekleri vardır. Özellikle her tarafını güzelce böyle hafif deterjanlı bezle işte içini dışını buzdolabının bütün raflarını çıkabilenlerin çıkıyorsa şey değil. Sonuçta yağlı kirli bir şey değil ama fabrikadan çıkıp gelmiş bir ürün. Yani ister istemez şöyle bir bezle her tarafını her bir ürün için geçerli. Siz ayrıntılara girmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onlara da vakit bırakmak için çok da... Ben tabakları söyledin sandım. Ben direkt oradan daldım konuya. Kusura bakma ben yanlış olsun. Yok böyle galiba. Devam edelim. Böyle devam edelim. İşte ondan sonra işte aldığımız diğer ürünleri de anlatarak böylece devam edelim. Bunda büyük eşyaları Tamam. Önce o zaman büyük eşyaları sonra küçük eşyalara geçelim. Tamam. Öyle yapabiliriz. Tamam. Sevgi söz istedi. Sevgi söylesin sonra o zaman devam edelim. Kusura bakma tekrar ben yanlış anladım. Yo estağfurullah. Hepsini anlatacağız zaten. Ne fark edecek ki? Sadece şey söyleyeceğim. Taşınmadan bahsettin ya. O geldi aklıma unutmadan söyleyeyim diye. O yüzden parmak kaldırmıştım. Şey gibi yani profesyonel bir taşınmacı olarak size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben şey yapıyorum taşınırken eşyaların arasına hani gazeteye sarmak yerine kağıt havluya koyup onları da böyle buzdolabı poşetlerine koyuyorum. İşte 1 kiloluk, 2 kiloluk falan büyük tabakları büyük buzdolabı poşetlerine ve o şekilde kolye yerleştiriyorum. Böylece gittiğiniz zaman taşındığınız yerde tabakları tekrar yıkama derdiniz olmuyor. Çünkü zaten kullanılmamış kağıt havlu. Ve kullanılmamış poşetlere koymuş oluyorsunuz. Temiz oluyor dolayısıyla hemen oradan çıkartıp işte şeyleri falan da bardakları falan da kağıt havluya sarıyorum. Gazeteye ya da herhangi bir şeye sarmak yerine. Dolayısıyla hemen böyle çıkartıp pat 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 yerlerine yerleştiriyorsunuz. O kağıt havlularda yeni taşınmış bir mutfakta ister istemez sürekli bir yerler toz oluyor. Masa toz oluyor işte yer toz oluyor falan filan. Ve nemlendirip işte tozunu alıp atmak için çok iş görüyor. Onu söyleyecektim sadece. Teşekkür ederiz.
Yani Nurşen sen buzdolabı dedin. Zaten buzdolabında Elif biraz önce şeyi söylemişti. Kokusunu falan almak için o ilk getirdiğimizdeki içindeki bakteriler gitsin. Kokusu da ortadan kalksın diye karbonat falan kullandığını söylemişti. O yöntemi kullanabiliriz. Ya benim dolabımın rafları çok büyük. Hepsini tek tek çıkarıp takmak muhtemelen beni zorlardı. O yüzden bir ılık sulu ılık su yaptım. Bir bezle, deterjanlı bir bezle geçtim rafların üzerinden tek tek. Sonra da kuruladım. Yani ben bu şekilde yapmıştım. Farklı bir yöntem uygulamadım. Bulaşık makinesine ona bir şey yapmadım. Zaten içinden su geçiyor diye dürüst olayım. Yüzeyini silmek yeterli oluyor onda zaten. Aynen. İçerisine özel bir şey yapmadım. Ya ne bileyim genelde temiz geliyorlardı. Zaten o zamanlar Covid de yoktu. Temiz geliyordu aldığımız zaman. Koliden çıktı mı şöyle bir silip rahatça koyabiliyordu. Zaten bulaşık makinesi çalışıyor mu diye bir tur böyle bir 5-10 dakika bir çalıştırılıyor. Aslında o dönemde zaten suyu ısıtıyor. Bir şekilde içinden sıcak su geçiyor. Bence bulaşık makinesine gerek yok yani temizlemeye. Doğru. Yani evet. Bugün de Covid döneminde de çok gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Evet. Ya ben temizlemedim yok. Ama var mıdır çok hassas bilemiyorum. Hani bazı şeylere derler ya, ilk yeni alınca işte ilk kullanımda şöyle yapın böyle yapın, çok hatırlamıyorum ama bir fırında hatırlıyorum işte 5-10 dakika çalıştırın açtıktan sonra falan diye. Onu da zaten şeyi dinlemek iyi olabilir. İlk kullanımlarda özellikle satıcıların tavsiyesini dinlemek belki iyi olabilir. Kullanım önerilerini daha doğrusu özellikle. Bunları da koyabiliriz buraya belki. Bizimki onu da kendisi kurulduğu için. Evet ya ben onları bir şey söyleyeyim. Hep servis geldi kurdu. Gerçekten özel bir şey yapmadım. Yani hani ya sildim ya, ama. Kurduğunda hani deniyorlar çünkü çalıştırıyorlar. O bir 5-10 dakika çalıştırıyorlar zaten çalışmış oluyor. Evet. Ama ben sonrasında fırını sildim tabii. Sirkeli karbonatlı suyla sildim. Hani fırın daha içine gıda pişecek bir şey ama bulaşık makinesi zaten içinde bir şey yıkayacağız ve ısınacak. Hani tabii. O yüzden çok ben de düşünmedim doğru. Şahsen. Doğru. Tamam. Büyük eşyalar bir şekilde dört bir tarafı illaki bir silerim. Adamlar ellerini dokundu falan diye biraz aşırı olabilir ama öyle bir huyu. Onlar gittikten sonra bir güzel şöyle. Yok onları yapıyorsun zaten. İlk hani o kullanım oydan talimatlarını dedin ya hani kulak veri diye. Adamlar onları yapıyor zaten. Ben de onlar gittikten sonra siliyorum o kullanıyorum. Şimdi şeylerimiz var işte züccaciye eşyalarımız var, tabaklarımız var, tencerelerimiz var. Her şeyimizi artık aldık. Benim biraz bunları önce daldığım konu. Evet o konularda pratik noktalar, pis noktalar bunları temizleyip vallahi kurgulayıp yerleştirebiliriz. Sıfır çeyiz getiriyorsak eve çok güzel. Hani ikinci kere değil sıfır ilk defa yeni bir ev kuruyorsak o tabakları mavakları yerleştirmek çok heyecanlı oluyor. Ay şunu da şuraya yapayım bunu da şöyle yapayım falan. O durum çok heyecanlı o zamanlar. Ne bileyim o zaman da çok kirleniyor muydu? İşte demin dediğim şekilde yine yaptık biz. Hepsini makineye çıkardık kutularından makineye attık yerleştirdik. Başka bir şey yapmadık. Taşındığımızda da biz gazete kağıdına sarmıştık Sevgi. Ama senin söylediğin yöntem mantıklı. Bir üçüncü kere taşıdırsak o yöntemi kullanacağım. Yani tabakları falan biz genelde bardakları falan hep böyle yaptık. Yıkama kısmını. Ben sadece şey ekleyebilirim. Taşındığım zaman aynı zamanda bir abla var çağırmıştım. Hem birlikte evi temizlemişti önce. Bir gün sonrakinde de taşınırken, yerleştirirken de sadece onu çağırmıştım. İkimiz birlikte yerleştirip dizmiştik. Bir yandan makineye sığabilecek her şeyi iyice doldurduk böyle tamamen. Geri kalanlar ister istemez oluyor şey yapmıştık. Bir kısmını da elimizde yıkayıp bulaşık sepetine koymuştuk. Aynı anda bulaşık makinesi bitene kadar aynı anda iki tur bir şeyler temizlenmiş olsun diye mutfakta olanlar zaten silmiştik. Sonra çıkan yerleştirirken de işte hani tencerelerin yanına bardakları koymamak mesela iyi oluyor. Pratik bir yöntem çünkü hani değdiğinde hop düşürebilir evet. Aşağı diye. Bak kullananlar yoktur ama belki de vardır. Tercih meselesi sonuçta. Senin söylediğin yöntemler vardı Dilek. Burada onları istersen söyleyebiliriz. Ama önce şeyi söyleyeyim. Ben onu yapmıyorum ama görenlerde annem de dahil. Yaptığına çok denk gelmişimdir. İşte
Böyle mutfak dolabının kapağını açar açmaz hop aşağı düşecek sanki. O kadar yakın diziliyor ya. Hiç sevmem. Çok düşmeye müsait oluyor. O yüzden çok öyle uç kısımlara getirmeden dizersek şimdi daha kolay olabilir sanki. Genelde tencere kapakları düşer. Hani tabak düşüren olmuş mudur bilemiyorum ama genelde tencere kapakları, bardaklar tabii biraz ön kısma denk geldiyse onlar düşebilir. Tencereleri dizerken şöyle yapıyorum. Muhtemelen hepiniz de aynı yöntemi kullanıyor olabilirsiniz. Tencerenin içerisine kapağı ters çevirip koyuyorum. Hem hani dolaba koyduğumda o kapağın sapı da tekrar böyle yer kaplamasın. Üstüne çünkü yeniden bir tencere daha koyacağım. O yüzden bir üst üste koyabilmek için tencerelerin kapaklarını ters çevirip içerisine koyuyorum. Genelde bu şekilde tencereleri diziyorum. Hepsi aynı yerde oluyor. Zaten hani işte yemek takımı tencerelerimiz oluyor. O üç parça çıkabiliyor. Dört parça çıkan da varmış galiba. Bende üç parça çıkmıştı. İşte düdüklü. Aldığın kendin ekstra bir iki daha tenceren falan olursa onlardır muhtemelen. Sos tavaları olsun, diğer yumurta tavaları, balık tavaları. Hepsi tavalar bir yerdedir benim evimde. Tencereler bir yerdedir. Ama tabii bu yerin müsaitliğine göre de değişir. Tabakları da biraz önce söylediğim şekilde göre de değil mi? Dilek, o rafın büyüklüğüne göre de işte önce mutfak dolaplarını temizlerken ben kafamda bir de düşünürüm. Bunun darlığı ya da bunun çekmece sayısı ya da bunun genişliği her şeyi neyse işte buraya bunlar konulabilir. Öbür tarafta mesela ekstra bir raf yoktur. Hani silerken her tarafına hakim oluyorsun özellikle ilk taşındıysan. Sonra zaten öğreniyorsun. İster istemez yerini değiştiriyorsun. Yeri geliyor. Onun kullanımın alanına göre de bu tercihi yapıyoruz değil mi? Evet doğru. Bardaklar zaten genelde musluğun üstündeki yani musluğun tam üstündeki dolaba denk gelir. Gördüğüm evlerde öyleydi. Farklı yerlere koyanlar da vardır muhtemelen ama ben genelde öyle gördüm. İşte bizim o bardaklık kısmı bayağı geniş olduğu için orada bayağı bir bardak var. Su bardakları, işte çay içtiğimiz kupalar, cam kupalar falan. Onlar genelde var. Biraz daha büyük meşrubat bardaklarım en arkada ama hepsi böyle sıralıdır. Şey bilirim, atıyorum işte su bardaklarım sağ tarafında. İşte kupalar ortada. Ne bileyim biraz daha büyük kupalar sol tarafta. Hani hepsini aldığım yere koyarım. Bir sonraki seferde tekrar yerini aramayayım diye. Neyi alırsam aldığım yere koyarım hep aldığımı ve yerleri de bellidir. Mesela bu sayede şey yapıyorsun değil mi? Dolabın kapağını açtığında elini uzatırken ne kadar uzatman gerektiğiyle ilgili de kafanda ne alacaksan ona göre de. Evet. Çünkü mesela alacağım bardak en arkadaysa biliyorum ki en arkada en arkaya uzanacağım. Çok doğru. Yani borcamlar oluyor mesela. Borcam hastalığınız var mıdır bilemiyorum ama ben borcamları çok severim. Borcamlar rafımızın genişliğine göre müsaade ettiği kadar bize hepsini genelde iç içe diziyorum. Yuvarlaklar iç içedir, kareler falan iç içedir. Öyle onları üst üste koyuyorum devirmeden. O şekilde dolap dizimim. Herkesin bu değiştiği için kendime göre söyleyebiliyorum. Tabii ki bir başkasınınki plastik farklıdır. Plastik eşyalar. İşte plastik malzemeleri genelde ben de öyle. Vallahi bir tane çekmecelerimizin şeyi çok iyi. Büyük, geniş. O yüzden bütün tıpır falan olan bütün plastik kaplarımız, saklama kaplarımın hepsi böyle bir çekmecededir. Düzenlidir. Kapaklar üst üstedir. Diğerleri mesela iç içe girecek olanlar vardır bazıları. Onlar iç içedir. Biraz daha girmeyen. Yani hepsi böyle sıralıdır ama hepsi bir gözde sabittir. O plastik ürünlerimin sığdığı için. Eskiden annelerimiz şey tezgahların altına koyarlardı. Bizim hep tezgahın altındaydı onlar. Orada bir raf vardı bulaşıkların üstünde. Oradaydı genelde bizimkiler ama artık bu evde öyle bir şey mümkün değil. Genelde ben böyle sabit bir çekmecem var. Oraya koyuyorum. Ama dediğim gibi herkesin evinde bu yer değişiyor. Çöp kovalarımız var mesela. Benim iki çeşit vardır. Bir tane küçük çöp kovam var tezgahın üstünde. Mutlaka kullanırım onu. Büyük olanı da lavabonun altındaki gözde kullanıyorum.
Tezgahın üstündeki avantajlı oluyor her an her dakika aşağıya eğilmemek için. Elim sonuçta sulu oluyor, köpüklü oluyor, bilmem ne oluyor. Hani o tarafta damlatmamış oluyorsun. Tezgahın üzerinde o doldukça hop atıyorum aşağı sık sık. Asılabilir çöp kovaları da var Nurşen. Bir üçüncüsü. Nasıl? Hani asılabilir çöp kovaları. Ha evet, ondan hemen dolabın kapağına, tezgahın altındaki dolabın kapağına asıyorsun. Orada mesela kapağını açıp hemen atacağını ona atabiliyorsun. Asılabilir çöp kovası diye geçiyor. Bende var o. Ve bir de pratik olarak şey de söyleyebilirim. Tezgahın üzerinde deterjanlarımız oluyor ya kullandığımız. Bulaşık deterjanı, süngerimiz, telimiz. Ve bir de cif, hani ne kullanıyorsanız günlük olarak kullandığımız. Onları da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Orada tezgahın üstünde kalabalık yapmasın diye. Yine tezgahın hemen... lavabonun altındaki dolabın kapağına böyle bir askılık, bulaşık askılığı, onu oraya monte edebiliyorsunuz. Takılanları da var ama onlar delikti. Benim annemlerde gördüğümün içi delik değildi. O yüzden su yere damlamıyordu, o iyiydi. Hı hı. Hemen böyle içine sıralayıp oradan da alabilirsiniz. Tekrar hani musluğuna, tezgahın altına uzanayım veya üstünde kalabalık yapmasın da diye diyorsanız bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Bir de bulaşıklık, musluğun üstüne dizdiğimiz bulaşıklar var ya. Bu arada arkadaşlar ben musluğun üstüne diyorum ama kusura bakmayın. Galiba tezgahın benim dil alışkanlığım tezgah üstü diyorum. Ya yani kusura bakmayın. Bu eskiden kalan bir alışkanlık olarak. Tezgahın üstüne dizdiğimiz bulaşıkları dizdiğimiz bulaşıklığın artık katlanan versiyonu da çıkmış portatif olarak, yer kaplamıyormuş. Katlayıp bir yere kaldırabiliyormuşsun. Onu almadım daha. Olan varsa onu da anlatır muhtemelen. Öğrenmiş olduk var olduğunu. Deterjanları dilek böyle devam edelim. Sonra senin aklına gelince de devam et. Konuştukça aklımıza geliyor ya biz öyle seninle. Ben mesela çok sık kullanmadığım deterjanlar, tezgahın üstünde elim ayağımı fazla bir şey değsin istemiyorum, öyle bu huyum var. Doğru, İşte cifimi, domatesimi falan tezgahın altındaki rafta tutuyorum, o lavabonun altındaki şeyde, işte bulaşık deterjanı falan, onları öyle kullanıyorum. Ondan sonra işte baharatlıklar falan, ocağın üst kısmındaki rafı eskiden kullanıyordum. Kullanılıyordu sık sık. Yani şimdi alt kısmında böyle bu geçenlerde konuşmuştuk. İçine konaya böyle demir şeyleri var. Orada da kullanıyorum. İşte burada da çok önemli. Böyle annem falan geldiğinde çok yapmıştır. Hemen öyle kenarına bırakır, kapağını kapatır. Kapağı açar, dokudur dokuz hop düşürür falan. Burada çok üstlere bırakmamak lazım. Bir de sen şeylerden bahsetmiştin. Ben onları söyleyeyim. Havluluklardan bahsettim. Bardaklıklardan bahsetmiştim. Onlardan bahsettim. Aynen, onları da söyleyeyim hemen. Önce şeyi, bizden Nursen çok güzel bir baharatlık dolabı var. Böyle küçük, diğer raflar kadar büyük değil. Böyle minik. Baharatlıklar çok rahat sığıyor. Ben Tapır'ın baharatlıklarını kullanıyorum. Hepsini sıraladığımda sığıyor. O rafa çok iş görüyor. Senin demin dediğin demir kullanıyorum dedin ya, onların içine yerleştiriyorum. Tezgahın üstünde yerden tasarruf etmek için onları duvara monte ediyorlar. Bu sefer tezgahtan bağlantısını kesiyorlar. Annemlerin evinde öyleydi. Burada yapamadım ben onu. Duvara monte edip orada o şekilde kullanabiliyorlar rahatça. Bir de havlu kağıt, alüminyum folyo, streç. Bunları da yine havlu kağıt falan tezgahın üstünde kalabalık yapmasın diyorsun. Duvara asılan böyle üçlü falan bir aparat var. Onlara hepsi takılabiliyor. Sanırım o üçlü, dörtlü falan olabiliyor ama daha fazlası var mıdır bilemiyorum. Onu da yine duvara monte ediliyor bildiğim. Yapıştırmalısı var mı bilmiyorum. Orada kullanıyorlar, görmüştüm. Havlularımı ben genelde... Böyle bir kaplarım vardır. Organizer de alabilirsiniz. Ya da plastik bir kabım vardır. İşte bir tanesinin içinde mutfak havluları. Diğer bir plastik kabın içerisinde de mutfak bezleri. İkisi ayrı ayrıdır. Üst üste durur onlar. Zaten hani bilirim. Biri o, biri o diye. Doğalgaz kutusunun altında bir güzel boşluk yer var. Oraya koydum onları.
Başka pratik olarak valla şu an aklıma başka bir şey gelmedi. Eğer ama şeyler çok varsa... mantıklı Dilek. Mesela mutfak dolaplarımız küçük olabilir, mutfağımız küçük olabilir. O çok amaçlı değişik raflı dolapları, plastikleri de var, ahşap olanları da var. Mutfak balkonu olanlar var, oraları değerlendirebilir. Senin dediğin gibi doğalgaz borusunun bir ekstra çok işe yaramayan ama böyle minik minik şeyleri koymak için işe yarayan dolapları koymak için olabilir. Bunları da değerlendirebilir. Şeyi unuttum. Sana söylediğim şeyi unuttum. Şimdi bu bardak askılıkları var. Bunu kullanıyor çoğu kişi. Hatta ben bir iki kişide de görmüştüm böyle yeri çok müsait olmayan. O raflara, o bardak askılarına bardakları asıp, yerden tasarruf edip kenarlarına başka koyacak bir şeyler varsa onları da koyabiliyorlar. Bu bardak askılığını tezgahın üstünde de yine kullanabiliyorsunuz. Biz ilk başta o niyetle aldık, kullandık bayağı süre. Sonra cezveleri geçirdik o askılara. O da iyi olmuştu. Yani o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama artık bunlar çok yer kaplıyor. Bunlara gerek var mı derseniz benim için yok. Hepsi şeyin içinde sıralı. Bir de şey sorayım Nurşen. Mutfak dolabı içerisinde örtü kullanıyor musun? Eski zamanda kullanıldığı gibi. Ben kullanmıyorum artık. Ben kullanmıyorum ama ilk oturduğumuz evde o zaman dolapları da biraz daha böyle şimdikiler gibi dokuları şey değildi. Şimdi siliyorsun kapkaygan temiz hani temiz derken şeyi kastediyorum. Boyası cilası gereği mi neyse o ihtiyacı hissetmiyor. Eskilerinde dokunduğunda daha böyle tahta gibi ahşap gibi hissederdin. Daha böyle göze çok da hitap ya da dokunmaya çok da desem daha iyi olur etmiyordu. İlk gün zamanlarda evlendiğim yıllarda kullandım. Sonra hiç hoşuma gitmedi, kaldırdım. Bu eve taşındığımda da hiç gerek yok ve eskiden onları böyle sarkıtırlardı. Şimdi dolaplar o şekilde de yapılmış. Bir de çok kayardı, hiç sevmezdim. Ay evet, söyleyebilir miyim? Tabii. Şöyle ben de mutfak dolaplarımın içine böyle raf kullanıyorum. Hazır raflar oluyor böyle tel şeklinde. Aynen. O raflar açıp kapanabiliyor. İşte mesela çay bardakları koyduğumuz yer mesela raf küçük raf yok mesela içi geniş. O hazır raf hazır tel şeklinde rafı oraya yerleştiriyorsun. Böyle açılıyor. İşte o şekilde de kullanabiliyorsun ya da işte mesela kiler dolabında da kullanabiliyorsun. Kavanozları bölümünde de o rafı kullanabiliyorsun. Alıyorsun onu açıp kapanıyor böyle hafif şeyli, telli olduğu için. Evet o tarz pratik şeyler de var şimdi hani mutfak bu dolapları. İşimizi ne derece kolaylaştırayım ana bir şöyle düşündüm de bir hani rafın üçüne tekrar raf koyuyorum dediniz değil mi? Açıp kapanan. Evet, aynen. Tel böyle hazır. Açıp kapanan raf böyle. Aslında Dilek şeyi sordu ya da ben öyle anladım. Hani o kullandığınız rafı daraltmıyor mu? Biz mi yeterince anladık? Yoksa daha çok avantajlı mı yapıyor? Yok, daraltmıyor. O açılan aşağıda bacak kısmında olan yerler dolaba uygun küçük büyük raflar oluyor işte. Dolabın içi genişse o dolabın kenarına geliyor zaten o bacaklar tel şeklinde olduğu için. Raf sayısı artıyor. Oraya bir iki şey koymaktansa bir şeyleri üst üste koyar gibi. Tam ifade edemedim. İşte şimdi oldu. Evet. Ben de rafın içinde bir daha niye acaba raf diye muhtemelen bir kullanım şeyi vardır ama. Evet. Doğru şimdi oldu. Evet. Üst üste koyar gibi düşünürse raflı olduğu için tamam. Doğru mantıklı. Bir daha raf yapma gereksinimi duymadan. Evet yani. Mantıklı. Bu rafı ben de önerecektim. Bu rafların birkaç türü var bu arada. Sadece tellileri yok. Tellileri daha hafif şeyleri taşımak için. Ben ilk IKEA'da görmüştüm. IKEA'dan almıştım. Sonra başka yerlerde de gördüm. Artık pahalı bir şey olmaya başladı. Geniş üstü metal. Bayağı küçük küçük delikleri olan. Tabak da koyabildiğiniz genişlikte raflar da var. Tabak koymak çok mantıklı çünkü farklı türde tabaklarınız vardır. Üst üste koyarsınız. Alttaki ya da ortadaki bir tanesini almak istediğinizde bütün üstteki şeyleri kaldırmak gerekir. O yüzden rafı katlara bölmek, katmanlara bölmek için çok mantıklı oluyor. Ben bunlardan kullanıyorum. Bir de önerecektim. Bizde
bulaşık deterjanları, süngerler vesaireyi yine tezgahın üzerinde, musluğun üzerinde, tam bu sefer gerçek musluk musluğun üzerine, aslında onlar banyo rafı diye geçiyor ama iki katlı tel raf monte ettik. Tel olduğu için altından hani suyu içinde kalmıyor ve tam da musluğun üstünde olduğu için aktığında doğrudan musluğun arkasından lavaboya akıyor. Öyle bir şey yaptık. Bunu da kenarlarını bir şeyler asmak mümkün oluyor. Yani biz daha çok şey falan asıyoruz gerçi. Tezgahı kurutmak için, onu da önermiş olayım, çekpaslar var. Küçük. Küçük çekpas kullanıyoruz. Çok güzel kurutuyor. Çok şey yapmadan, hem leke çıkarmadan, leke yapmadan, hem de hiçbir damla su kalmayacak kadar çok güzel kurutuyor. Onu falan asıyoruz kenarına. Başka bir şey daha önerecektim ama sen şeyi önerecektin Elif. Geçen hafta program sonrası konuşuyorken bu haftanın konusuydu diye, o çok önemli bir şey aslında, tencereleri sütle pişirmeyle ilgili kullanmak. Ha, evet, yeni aldığımız özellikle çelik tencereler, ama diğer tencereler için de, yani şey gibi, şey granit gibi teflon bir ne aldıysa, içinde böyle bir iki taşım kadar süt kaynattığımız zaman, tabii ben yalnızken yaptım, kimseye göstermedim ama şeylerinde, YouTube'da falan izlediğimde bayağı kapkara çıkıyormuş sonra o süt. O ilk işte şeyini, üzerindeki artık ne varsa kimyasalını almaya yarayan bir yöntem. Bütün tencerelerin, bütün işte cezveleri, şeyleri, çaydanlıkları vesaire sütle, kutu kutu süt aldık ilk eve taşındığımızda. Sütle kaynattım hepsini. Bu şey, önerilen bir şeydi. Tencereyi yıkadıktan sonra mı bunu sütte kaynatıyorsun, yoksa fark etmiyor mu? Ben tencereleri yıkadıktan sonra yaptım. Yani ilk yerleştirirken makineye attım pek çok şeyi. Sonrasında işte şey, yıkadıktan sonra yaptım ve tabii tekrar yıkadım. Tamam. Çok iyi bir yöntem. İlk defa sizden duydum gerçekten. Ben annemden de işte, hani evleneceğim zaman nasıl tencere alınır, ne yapılır vesaire araştırırken tesadüf eseri buldum bunu. Bir de şey, ilk yeni aldığımız, hele de yeni bir ev kuruyorsak, aldığımız pek çok şeyin üzerinde etiketler oluyor. Lanet olası etiketler oluyor. Evet. Sonrasında onları biz şey yapmadıkça, çıkarmadıkça işte böyle yapışkanlı bir çirkin bir şey oluşuyor. Tortu oluşuyor üzerinde. Onu ilk başta çıkarmaya çalışmak, bazılarını inanılmaz yapışkan yapıyorlar. Sanki ne varsa o etikette. Onları çıkarmak çok zor ama bazısı, hepsi değil, elle koparamadığınızın bazısı, sıcak üzerine şey tuttuğumuz zaman, saç kurutma makinesi çok güzel çıkarıyor. Buhara maruz kaldığında da güzel çıkarıyor ve ufalayabiliyorsunuz, yani tutup çekemiyorsunuz. Ama onları mümkünse çıkabiliyorsa, hani insanın ömrünü tüketmiyorsa, o etiketleri çıkarmak genellikle tabakların altında ya da dış kenarında falan oluyor. Tencerelerin yanında oluyor. Tavaların içinde genellikle çıkan şey olmuyor da, çok yapışkan olmuyor, onlar çıkıyor. Bunu kontrol edip ilk, çünkü yıkandıktan sonra o şey etiket erimeye başlıyor ama yapışkanı çözülmediği için üzerinde böyle çirkin bir tortu kalıp, ben böyle çirkin kalıyor. Doğru. Berbat bir şey oluyor, orada bir tortu oluyor. Yani bazısı çıkamadı mesela, ben şey yaparken uğraştım ne yaptıysam çıkmadı. Onları telle falan çıkarılabilir bu arada. Tel, cif gibi işte. Ben de telliyorum. Tel gibi şeyle çıkarılabilir. Ama onun için de yıkamak lazım. İlk başta mümkünse, yani elle çıkarılabiliyorsa, soyulabiliyorsa en iyisi o zaman çıkarmak. Doğru. Söz alabilir miyim? Tabii. Bu etiketlerle ilgili zeytinyağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağı çok güzel çıkartıyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Ben de tencerelerimin etiketlerini o şekilde söktüm. Şeyi soracağım Pelin. Burası önemli çünkü bu etiketlerle ben de çok çekişim var. Zeytinyağı ilk aldığımız zaman mı kullanamıyor, yoksa çıkmıyoruz, onu yapışıyor, sinir ediyor, bizi tort oluyor dedik ya. Yani Nurcan, ben bilmiyordum açıkçası zeytinyağının çıkardığını. Önce bir sökmeye çalıştım, kazıdım falan. Dediğim gibi tortu su kaldı. Sonra zeytinyağı sürdüm ve telle ovaladım. Benimkiler çıktı. YouTube'tan videoyu izlemiştim. İşe yarıyor. Deneyebilirsiniz. Çok güzel ya. Bir de bu süt yöntemini ben de yapıyorum. Yeni aldığım bir şeyi mutlaka sütte kaynatır, ondan sonra kaldırırım. Annemden gördüğüm bir yöntem.
Çok iyi. Bizimkiler hiç kullanıyor mu bilmiyorum ama ben soracağım bu yöntemi onlara. Benim annem yapardı. Ama zeytinyağına bayıldım. Ona ben de bayıldım. Şey soracağım. Bu çelik tencereler mesela annem beni hep uyarır bu konuyla ilgili olarak. Çelik tencereleri cifledikten sonra işte yıkayıp kaldırdıktan sonra onu hemen kurulamak gerekiyor. Kurulamayınca üzerinde lekeler kalabiliyormuş. Annem çok dikkat eder bu konuya. Hani bu yöntemi uygulayanınız var mı aranızda ve kullanırken ne gibi bir bez kullanıyorsunuz lekeleri gidermesi adına? Yani şey bir üzerinde tüy bırakmayan bir bez olması gerekiyor. Sanırım buna özel bir bez olması gerekiyor. Valla ben onu denemiştim. Hakikaten bende de bir iki o tencerenin üstüne kalan sudan sonra orada gıcık bir şey kalıyor. Siliyorsun yine kalıyor. Makineden gözle görünmeyen lekeler oluşabiliyormuş mesela. Ben elimle değdiğimde böyle bir tortu gibi bir şey oluyordu. Mesela o hani altı mesela diyelim ıslak kalıyor ya, o ara kuruluyorsun. O zaman da böyle eline bir şey geliyor, böyle tane tane bir şeyler geliyor sanki silinmemiş gibi. Makineden çıktığında onu hissetmiyorum. O zaman temiz kuru çıkıyor. Ben de onu diyecektim. Ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle tavuk haşlayınca falan o çok sinir ediyor böyle. Bu tencerenin kenarlarına böyle yapışıyor. Kirler. Tavuğun şeysi herhalde işte. Evet. Kaynadığı zaman. Onu böyle ciltliyorum güzel. Hafif duruluyorum. İyice tertemiz durulamıyorum. Duruluyorum işte çıktığı zaman. Sonra koyuyorum bulaşık makinesine. Orada yıkanıyor, durulanıyor, kurulanıyor. Çıkarıyorum. Pek bir şey olmuyor. Yani ben gelmedim. Aa, bir şey daha önereceğim. Yapan var mı bilmiyorum. Bunu da kayınvalidemden öğrendim arkadaşlar. Aslında çok mantıklı bir işte, bazılarını ben çıkaramadım. Yemek yaptığımız zaman tencerenin hep kapaklarını yıkıyoruz ya. O ortasındaki vida. Kalıyor. Yok hayır, ortasında vida var ya kapağın içinde. Kapağın bağlı olduğu. O vidayı açıp o kapağı çıkarıp üstündeki kulpunu ve vidayı söküp tornavidayla. Eğer o kulbu çıkardığınızda oradaki kiri, biriken kire gerçekten bir bakın. O kadar yağdan dolayı iğrenç bir şey almış oluyor ki ve tekrar o vidanın içinden yemek buharıyla yeniden o yemeğe gidiyor diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama genelde bu yöntemi uygulamaya başladım artık. Tornavidayla o kapakları açıyorum. Oraya böyle telliyorum, yıkıyorum, ediyorum. Sonra tekrar onları takıyorum. Hı hı. Aslında şey konusunda gene bunları... Evet, mantıklı ama çok da uğraştırıcı. Aslında bunları şey konusunda gene konuşacağız. Yeri gelmişken, aklımıza gelmişken tabii ki de konuşuyoruz da. Sonrasında bütün mutfak işini yapıp yemeklerimizi yiyip kaldırdıktan sonra mutfağı gene temizleyeceğiz. İşte o tam da oranın konusu ama... Yeri gelmişken de konuşmak. Evet, doğru, akıl işte geliyor güzel. Böyle. Hayır gayet güzel çünkü unutuyoruz o zaman. Şimdi ben mesela Edip'e süt hatırlatmasam belki de söylemeyecekti. Hemen kendime pay çıkarayım. Zeytinyağı kullanacağımız zaman tencerede mesela tencerenin ıslak olmaması gerekiyor. Yani tencere kuru olacak, o şekilde zeytinyağını sürüp tellemek gerekiyor. Anladım. Tamam. Suyla temas ettiği zaman biraz farklılaşıyor çünkü zeytinyağı. Teflon tencerelere tel sürülmemesi gerektiğini hani bilmeyenler olursa çünkü içi çıkabiliyor tavaların ve tencerelerin, ona dikkat emayilerin edebilirsiniz. Emayi bende yok ya, o yüzden ama doğru, çok doğru. Emayi cam şeyle çıkıyor mu ya telli? Cam teli bilmiyorum, kullanmadım ama normal telle emayi. Evet, ama cam telden pardon yanlış söyledim. Emayi de cam kaplama olduğu için hani tel çizebilir belki ama çıktığını hiç bak duymamıştım. Benim annem kullanmazdı. Emayileri çok severdi. Yoğurt falan da yapar emaye tencereler. Pişirirken değil de özellikle pişen yemeği kalan emaye çok işte, sağlıklı da bir şey. Yapıştırıyor evet. Çok fazla ama çok sağlıklı evet. Bir şey. Evet. Yoğurt doğru. Falan onu da yapardı. Bir de şey olabilir. Belki bilmeyebiliriz. Annem bir komşu ev hatırlarım onu. İşte eskiden çok yapardık, bir şey pişirince alt komşuya, yan komşuya verirdik. Emaye tencereye koyup götürmüştü onu. Onların da altları, dipleri yani zemin yani nasıl diyeyim altı, içi değil altı. Dışı işte, dış altı. Ha dışı altı diye olurdu.
Demek ki kadın da bilememiş hani kullanmalıysa nereden bilecek? Gayet doğal bir şey. Bunu ondan sonra kullan, temizlemeden de geri verilmiş ya. Sen onu güzelce altı siyah diye telle temizle ver. Bir denemişti ya, bu çok siyah olmuştu, ben bunu telledim diye. O yüzden öyle düşünmemek lazım. Onun yapısı öyle aslında, altları siyahtı o zamanlar. Ben kullanmıyorum ama hala öyledir, muhtemelen bozulmamıştır özellikleri. Onların peki şey sorabilir öyle miyim? Granit tencere kullanan Elif, sen kullanıyordun galiba. Ben de tava. Teflonlarda tel kullanılmaması gerekiyor dedim ama granitlerde de mi aynı bu yok, durum? Yok, granitte de seramikte de bunların hepsi birer kaplama ve ince kaplamalar, kullanılmıyor, çizilmemesi gereken şeyler. Bir şey de yapışmıyor ama Elif. Değil mi? Yani evet yapışıyor ama yapışabiliyor bazen. Hani mesela soğan falan kavuruyorsun, kenara bir iki tane öyle kenara yapışmış oluyor. Elle çıkabilen şeyler çok ciddi yapışmıyor mesela, evet. Tabii yapışmıyor. Ama şey yine de yapışsa bile bir şey sürmemek, tel gibi bir şey sürmemek mantıklı. O zaman onlar da söz almışken şey de söyleyeyim. Biz de tahta tabii hepsiyle de. Biz tahta kaşıkları da makineye koymuyoruz. Evet, evet. Ben de koymuyorum. Tahtada yaşayan bir şey. Yani nefes aynen alan bir şey. Evet. Şey soracağım size arkadaşlar, bu tahta kaşıklarda hiç hoşuma gitmeyen bir koku oluşuyor yemeklerden sonra falan. Bu o kokular oluşması ne, bunu ne yapmak lazım ya? Bir sonraki yemekte falan niyeyse ben mi hissediyorum onu bilmiyorum. Bir tahta kokusu bir tahta kokusu mu oluşuyor? Bir şey, bir koku oluyor ya, o yemek kokusu gibi. Yani yıkıyorum hepsini ama bir koku kalıyor niyeyse orada. Çünkü büyük olasılıkla tahta hani nefes alan bir şey, şeyi içine barındırıyor. Belki telle falan olabilir ya da karbonatlı suya yatırılabilir. Ve biz tahta kaşıkları ilk aldığımızda, gerçi bunu ara ara yapmak gerektiği de söyleniyor. Zeytinyağladık. Hem çatlamasın diye. Hiç yapmadım. Evet. Şey, bayağı zeytinyağladık onları. Sanırım onları ara ara yapmak, yağlamak gerekiyor. Bu aynı şey döküm tencere için de geçerli. Döküm de nefes alan ve güveç için tabii ki. Toprak için. Nefes alan bir şey olduğu için onu da yağlamak önemli oluyor. Tahta kaşıkların kokusunu yok etmek için şey kullanabilirsin. Karbonatlı ılık suya birkaç damla limon damlat. Kaşıkların içine koy, böyle bir leğen gibi bir şeyin içine. Hı-hı. Yani şey. Mesela akşamdan sabaha kadar falan ben onu ara sıra yapıyorum. Onu zaten şey için de öneriyorlar. Hani içinde kalan, çünkü ahşap sonuçta hani partikül falan kalabiliyor, evet, diye. Akşamdan sabaha kadar beklettiğiniz zaman hem kokusunu alıyor hem de şey yapıyor. Hani daha böyle o temizlenmiş olduğunu hissediyorsunuz dokunduğunuz zaman. Ah süper. Ben bunu hemen bu akşamdan deniyorum. Aynen. Karbonatlı limonlu ılık su. Ilık su, aynen. Aynen. Birkaç damla limon karbonatla koyup içine böyle ıslatıp. Süper. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Ama ben şeyi merak ettim tekrar Elif. Zeytinyağının orada püf noktası ya, şu işe yarıyor söyleyeyim. Bu hani bunların hepsi yaşayan, hani metal, hava alan, nefes alan, yaşayan derken nefes alan şeyler olduğu için dökümde, toprakta, tahtada aynı zamanda çatlıya da biliyorlar. Dolayısıyla ne kadar çatlarsa içine o kadar fazla yiyecek artığı alabiliyor ve o yiyecek artıkları da bakteri üretiyor. O yüzden hani hem çatlamamasını isteriz herhalde zaten. O yüzden o gergin olmaması için, çabuk yıpranmaması için dediğim gibi güveç ve şeyi, özellikle döküm tencereyi kullandın, yıkadın. Hafif bir peçeteye yağ döktün, yağlayıp öyle kaldırdın. Yani bu bir pislikmiş gibi, yağlı kaldırmakmış gibi gelir bize belki. Ama öyle değil. Yani temizledikten sonra yağlamanın önemli olduğu söyleniyor. Ellere krem sürmek gibi bir şey işte bu. Heh, demek evet ki. Tam öyle. Bir de arkadaşlar, zeytinyağı kapılarımız bazen ses çıkartır ya, hani zaman zaman. O kapıların orta tam demir kısımları var böyle. Peçeteyle böyle zeytinyağını peçeteye bulaştırıp oralara sürünce de o sesler de gidiyor çok rahat. Evet. Sürünce. Bir de şey yapıyor değil mi? Özellikle daire kapısı. Evet, hep kullanıyoruz. Acır gucur sesler yapıyor. Evet, zaman şey zaman kısmına değil mi? Kapıyı kapattığımız kısma değil de diğer taraf. Diğer taraf. Dıştan da, dıştan da sürmek gerekiyor galiba o menteşeleri. Evet. Bir de bulaşık önden de deterjanla da oluyor. Hem bulaşık deterjanı hem zeytinyağı. Bulaşık deterjanını ben önermem. Çünkü bulaşık deterjanı metale uzun vadede iyi gelmeyebilir.
Doğru, aslında evet. Normalde orada bir dolgu yapıyor. Neden gıcırdıyor? Evet. Menteşe dönen bir şey. Evet. Arada hiçbir katı ya sıvı kalmadığı için oraya bir şey birbirine sürtündüğü için gıcırtı yapıyor. Yağlamanın mantığı araya kaygan bir sıvı koymak. Ama deterjan uzun vadede o metali de aşındırma ihtimali olabilecek bir şey. O yüzden yani kısa vadede sesi keser ama yapmamak herhalde daha doğru. Ama o yağı da koysan yine belli bir süre sonra yine sesi çıkıyor. Yine yapılıyor. Çıkıyor. Çünkü yağ orada sonsuza dek kalmıyor. Hani akıyor gidiyor. O yüzden onu yenilemek lazım. Yani şey gibi eklemlerimizde de kireçlendiği zaman hani çatırdamaya başlıyor. Tam da öyle bir şey aslında. Kireçlemeyi durdurmak için, birbirine sürtünmesine engel olmak için arada yani sonsuza dek. Onların özel bir yağı da var. Hiçbir yağ yapmamış. Makine yağı falan yapıyorlar bazen. Hmm. Ama zeytinyağı mantıklı. Mantıklı evde ekonomik şey olan hep olan zaten bir şey. Makine yağı evet annemin eskiden dikisi vardı. Onun için kullanırdı. Babam onu alır şey menteşelere de sürerdi dediğiniz gibi gıcırdamasın diye. Ama babam şeyle yapardı. Alırdı onu eline diğer de öyle böyle değdire değdire. Ben de hep aklıma şey geliyor. Şu yere damlamıyor mudur diye. Şimdi dediniz de peçeteye diye. Bu çok kafama yattı. Peçeteyi onu sürüp yukarıdan aşağıda böyle şey yapıyoruz, sürüyoruz değil mi? Evet. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani konuyla alakası yok ama zeytinyağından konu açılmışken her derde deva. Deri kıyafetlerinizin bakımında mesela yazı girdiğimiz zaman hani botlarımızı, çizmelerimizi kaldırırken onları zeytinyağıyla kaldırırsanız hem yıpranma olmuyor hem de deride çatlama olmuyor. Ben o şekilde kullanıyorum zeytinyağını. Yani tahta kaşıkları çatlatmadığı gibi derilere de evet, iyi geliyor. Evet, deri de çatlatmıyor. Aynen, ayakkabılara falan çok büyük yarar var zeytinyağının. Bir de işte zeytinyağını içiyorsun kapısını. Bir de bebeğinizi küçükken geçen sene anlatmıştık. Bebeğinizi banyodan sonra yağlıyorsunuz derisimiz gibi oluyor. Her yere zeytinyağı kullanıyoruz yani. Ama ben onu kaldıramam Nurşen. Neyse geçen sene de söylemiştim. Evet. Şey arkadaşlar devam edebiliriz ama benim aklımda şey kaldı. Halılar ve perdeler unuttuğumuz var. Evet. Bir şey yoksa bunları da anlatarak genel bir her konudan da konuşarak devam edebiliriz. Onlara geçmeden ben bir şey sormak istiyorum. Buyuruz. Biraz konu geçti gibi ama bu Elif'in bahsettiği duvara monte edilen şeylerden şu ara ben de almayı düşünüyorum da mutfakta falan. Bu mutfağa banyoya monte edilen bunların silikonluları var. Bir de hani duvarı delerek monte edilenler. Hani silikonlular da kullanışlı oluyor mu? Çabuk mu düşüyor? Siz nasıl kullanıyorsunuz? Hangilerini tercih ediyorsunuz? Duvar delmek çok hoşuma silikonlu gitmiyor aslında. Silikonlu dediğin sanırım şey değil mi? Şu vantuzlu olan. Ha evet. Ya onlar ıslak zeminde uzun süre dayanmıyor. Bir de ağır bir şey koyacağız. Hani rafın kendisi de ağır. Sadece bir sabunlukta bile dayanmadığı oluyor. O yüzden şey ya da havlu rafında bile ısındığı zaman mesela ortam çok tutmuyor. Yani hesaba katmadığımız zaman hele de onun üstüne böyle bir kırılacak bir şey koymuşsak düşebilir. Yani delmek yine mantıklı. Hı hı. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Mutfak halıları ve mutfak perdeleri mutfak halılarında genelde şey işte ne kadar doğrudur o ayrı bir şey. Yani, memnun kaldıklarım da oldu. Kalmadıklarım da oldu. İşte bunlar çok fazla leke tutmuyor. İşte azıcık bir ıslak mendille bilirsiniz. Sen geçer tarzında denen mutfak halıları da var. Ama daha çok şey ya olabilir tabii o tür şeylerde de hani çok fazla leke tutmayan, silindiğinde çabuk çıkan, fazla ağır olmayan, daha böyle makineye atılabilir tarzda hafif, çabuk kuruyan halıları tercih etmek iyi olabilir. Ama olmasa da çok sorun değil. Mutfağınız çok büyükse daha böyle biraz daha kalın, daha böyle makineye sığmayan halılar da kullanılabilir. Sonuçta artık neyse ki halı yıkamalar var. Çabucak da temizleyip getiriyorlar. Ama bana şey demişti bir halıcı. Ya tamam bunlar makineye atılıyor ama çok da çabuk zarar görüyor. Bu tür halılar tercih edilebilir ama ben şeyden yanayım genel anlamda şimdiye kadarki deneyimlerden. Çok pahalı olmayan, pratik olan, çabuk temizleyebileceğimiz
çok para vermediğimiz için çabuk yıpransa bile çok sorun olmayan halıları son zamanlarda tercih etmeye başladım. Çünkü ya diğer hallara göre çok fazla kirleniyor ister istemez. Bir de eğer ise çocuklarımız varsa ya da bebeğimiz, çocuğumuz küçükse evet, özellikle halının üzerine bir şeyler kullanmak halıları daha uzun süre kullanma işine yarıyor. Halı modelleriyle ilgili çok da böyle bu kadar aslında deneyimlediklerim. Perdelerle ilgili de ben hala klasik perdeleri kullanmayı seviyorum. Özellikle mutfak perdelerini. Öbürlerini çok sık yapmam ama mutfak perdesini çok sık yıkamayı tercih ediyorum. Çok fazla kirlenmeden. Zaten ister istemez kirleniyor. Buhar, yemek, çay, her şey. Hani o perdeye siniyor ister istemez. Kimseye ihtiyaç duymadan rahatlıkla şöyle hemencik çıkarayım pratik. Tek başıma da takabileyim gerekir. Yani her zaman ben mi takıyorum? Hayır, tabii eşim takıyor da. Ama gene de o şeyi yapabileyim şeyindeyim hani. Diyelim ki yok evde, hemen hop yıkayıp silip takayım modunda. Ondan dolayı onu seçiyorum. O diğer ne deniyordu ona, unuttum Dilek. Onları çok da bilmediğim için belki, ama gördüğüm kadarıyla biraz daha storlar. Storlar çok da hani onları ben söyleyebilirim istersen. Diye. Onlardan da, ama bunun dışında çok değişik perde modelleri de varmış diye duydum yakın zamanda arkadaşımla gidip. Ben çok güzel perdeler gördüm dedi. Gidip bakalım benim mutfak perdeler. Çok güzel perdeler var. Bakalım neler çıkacak. Evet öyleymiş. Var ama mutfakta bilmiyorum ne kadar tercih edilir. Şimdi senin söylediğini klasik kullandığımızda ocağa yakın sacam annemle, ya bizim evimizde olmuştu bekarken. Birden ocakta tutuştu. Ona perdeyi denk geldi. Onun için böyle kenarda onu toplayıp bir düğmeli yuvarlak bir aparatla hepsini bir araya toplayabilirsiniz. Store ben kullanıyordum. Şu anki evimde yok da eski evimde kullanıyordum. Ama yemek yaparken yukarıya kadar çektiğim için store'um kirlenmiyordu. Camları da zaten siliyordum. Store'u da zaten aynı şekilde halı yıkamacıya verip yıkatabiliyoruz. Ki onlar çıkarıp onlar takıyor. Yani biz bu işlemi yapamıyorsak da. Takıp çıkarması biz isteyen pratikçe takıp çıkarabiliyor muyum? O özellikle benim için merak konusu. Valla ben store boyumda yetişmediği için hiç çıkarmayı denemedim. Ama pratik midir bilmiyorum. Denemedim. Çıkarmayı, takmayı. Kullanıyorduk ama denemedim. Deneyimleyen varsa, paylaşırsa iyi olur bir şeyine, deneyimine. Halı içinde ben şey söyleyeyim Nurşen, bizde de yıkanabilir halılar var. Daha doğrusu bizde kilim, yıkanabilir kilim diyeyim sana. Ama halı görünümünde altı lastikli falan değil. Bir ara altı lastikli olanlardan almıştık. Bir tanesinin tabii yanlış programa atınca lastiği ayrıldı halıdan. Ama onlar zamanla da ayrılabiliyormuş zaten. O yüzden altı lastiksiz olan düz kilim şeklinde böyle biraz da halı formatında kilim kaymayan, o şekilde olanı aldım. Kaymıyorlar evet, o şekilde hı-hı aldım. Bir de onların hani süpürüyoruz ama anlık bir silkeleme falan gerekiyorsa ağır olmadıkları için rahatça hemen silkeleyebiliyoruz. Çıkarıp süpürmesi kaldırıp rahat olmuyor ama Dilek sen rahat yapıyor musun? Ben süpürgemi en düşük ayara bile getirsem çekiyor onu. Şimdi evet, eski o altı lastikli olanlar kaydığı için çekiyordu. Ama bunun altı lastikli olmadığı için şu an kullandığımın açıkçası kaymıyor. Benimki de aslında lastikli değil ama demek ki yapısı gereği. Olabilir. Ama ne bileyim, kayıyor işte Duşan. Ben zaten sevmiyorum bunları süpürmeyi ya. Gerçekten hakikaten eskiden silkelemek vardı. Ne güzeldi, rahat rahat. Artık buralarda silkeleyemiyoruz öyle. Evet. Makineye attığında da benim makinem 9 kiloluk. Hani özellikle bu tür şeyleri yıkamak için almıştım. Temiz olduğunu söylüyorlar. Eşim genelde çok memnun değil bu konudan. Ne sanki kendi etrafında çevirip duruyor diyor. Ben de yıkıyor diyorlar diyorum. Öyle yıkıyoruz işte. Makinede de çıkıyormuş ama gösterdiğimde. Sadece şey yapabiliriz. Mesela bir yerine bir şeyler döküldü ya arkadaşlar. Ekstra
O alanlara böyle biraz bulaşık deterjanı döküp, hani lekeyi bildiğimiz noktaysa, bilmediğimizde artık bir şey yapamayız da, bir yemek bir şey döküldüyse o alana biraz bulaşık makinesi döküp, işte bulaşık deterjanı döküp öyle makineye atarsanız da açıkçası o kirli olan yerinde çıktığını söylemişlerdi. Şey de işe yarıyor. Ben birkaç kere denedim. Mesela döküldüğünde zaten hani elimize geliyorsa zaten kuruyor. Kuruyunca da dokunduğunda orada bir leke oluyor. Bazı leke için geçerli. Bu hani gelmeyenler de var. Çamaşır makinesi deterjandan minik oraya koyup da nemli bezle de yumuşak bir bezle özellikle bastırarak silince çıktığına denk geldim. Tabii her leke için geçerli olmayabilir. Ama işe yaradığı şeyler de oluyor. İşe yaradığı lekeler de var. Başarılı. Ben sözü olabilir miyim? Tabii. Tabii. Buyurun. Özellikle çay lekeleri çıkmaz ya. Genel itibariyle beyaz halılar kullanırız evlerimizde. Çay lekeleri çıkmadığı zaman ya üstüne önce limon döküp sonra kolonya döküp onu ovadabiliriz ya da özellikle BİM'in mat olan bulaşık makinesi parlatıcısı direkt çıkarttığı söyleniliyor. Ama ben sadece limonla kolonya kısmını denedim. Onda çıktı. Mesela diğer bir daha çay dökülse, oğlum bir daha dökse bu sefer dediğim gibi bulaşık makinesi parlatıcısını deneyeceğim. Şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçen bunu yaptığım için söyleyebilirim rahatlıkla. Ya genelde bilmiyorum sizdeki şey aynı mı ama leke kuruduğunda sonuçta lekeyi tespit edemiyorsun. Hani böyle ele gelmiyorsa Nurşen, çay lekesi olsun, domates lekesi bu tarz şeyleri. O geçen bizim halıya bir şey döküldü. Ben bir mayayız aradım arkadaşlar. Önce lekenin olduğu yeri bir tespit ettik. Sağ olsun karşı tarafta kamerada bekledi telefonda. Ben sildim, o kontrol etti. Birlikte çıkardık. Rahatça da mesela bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yani her lekede de makineye istemiyorsak hani evet. Her şeyi olabilir söyleme. Ben mesela genelde çoğu zaman söylemem. Yani böyle destek alırım. Gecenin ikisi olur, üçü olur. Kimi arayacağım ailemden? O yüzden bir mayansan konuda destek istemiştim. Bu destek çok güzel de bir de şey de hani en ufak şey burada mesela bu yolu çözmüşsün. Hani alıp makineye atmak orası kaç günde kuruyacak? Kış var. Hani daha pratik bir yöntem baktığında. Kuruyor ve hiç her fırsatta yıkamış olmuyorsun. Aslında makineye atılan için değil de atılmayan için de onu belirtmeyi unuttum. Çok pardon, atılmayan halıydı. Atılanlar kuruyor artık Nurşen. Yani evler doğalgaz esisi gibi değil. Ne bileyim hemen akşamdan asıyorum sabah kuruyor vallahi. Bir de bunların daha artık çok hafifleri çıkmış. Böyle kaldırdığında baya baya hafif. Hiç yer falan da kaplamıyor, etmiyor yeni çıkanlar. Onları da tercih edebiliriz. Ya bir de mutfak zaten sürekli kirlenen bir şey. Bizde kirleniyor. Hani çocuk olduğu için her gün neredeyse bir makine yapsak yeridir. O yüzden yıkanabilir halıları tercih edebilirsiniz. Tabii ben de mutfak için aynen o halılardan kullanıyorum. Bir saat içinde kuruyor yani zaten çok da uzun programa atmıyorum sık sık makineye attığım için. İşte mutfağın ortasında çok da büyük halı olmadığı için sık sık da zaten makineye atılıyor. Ki üzeri böyle halı şeklinde yumuşacık halı görünümde oluyor zaten. Ve bu şekilde. Çok güzel, mis gibi kokuyor sonra kullanıp aynen, görüyorsunuz evet. Değil mi? Aynen. Ya ben bir tane mutfak için bir halı aldım ama kullanmıyorum diye son bir iki ay kullandım. Evet, yani. Yazın zaten kaldırmıştım. Kış geldi. Dışarıda -15 derece hava var ama biz kullanmıyoruz. Zaten mutfağın ortasından da şey geçiyor. Yerin altından kaloriferin borusu geçiyor. Boruları. Şey de yapmıyor yani. Orada artık doğalgazlı bir evde buz gibi bir mutfak da olmuyor. O yüzden ben kullanmıyorum. Çünkü en güzeli o geliyor. Daha güzel temizleniyor. Yani siliyorsun geçiyor. İşte mendille alıyorsun geçiyor. İşte kağıt havluyla alıyorsun geçiyor. Bir şey bırakmıyor. O yüzden halı kullanmamayı tercih ediyorum mutfakta ama
Geçenlerde, bu sadece mutfak için geçerli değil tabii, her yer için. Geçenlerde Rossmann'a gitmiştim. Bir ayrı ayrı leke temizleyicileri varmış bu arada. Bilginiz olsun. İşte kan lekesi çıkarıcı, yağ lekesi çıkarıcı, küçük küçük böyle şeylerde. Öyle bir şey ararken kanamıştı bir yerim. Parmağım kanamıştı. Bulaştı yani üstüme. Onu temizlemek için ürün ararken şey bulduk. Halı lekesi çıkarıcı. Kendi üzerinde kapağında bir süngerli ve fırçalı bir aparatı var. Ondan aldık ve ucuz da bir şeydi. 13 lira falandı. Ben deneme fırsatım olmadı. Bir şey dökülmedi. Ama arkadaşımın anlattığı çay mı dökülmüş evde? Hemen temizlenmiş. Çok da kolay temizlenmiş. Öyle bir şey bulmuştum. Ya Rossmann'ın kendi ürünüydü yanlış hatırlamıyorsam. Rossmann'larda bulmuştum. O da bir ihtimal olsun diye söyledim. Ah süper Rossmann. Rossmann'a zaten gideceğim yakında. Bunu da alırım. Bir de bu çay lekelerinde şöyle bir şey söylüyorlar arkadaşlar. Genelde mutfağa mı dökülüyor bilmiyorum ama ve önce dökülen şey beyaz bir bezle o ıslaklığı alıp sonradan silin diyorlar. Yani bizimkiler öyle yapıyordu. O şekilde direkt alıyormuş galiba ilk beyaz bez lekesini daha sonradan tekrar ıslak bir deterjanlı beze geçiyorlar. Ya da havlu peçete de olabilir. Direkt o ıslaklığı önce alıp oradaki çayı. Ya çay şey oluyor. Islak bezle dokunursan bütün her tarafı yayıyor. O demleri temizlemek çok zor oluyor. Tezgah bile döküldüğünde suyla orayı temizlemeye çalıştığı imkanı yok. Bulaşıyor da bulaşıyor. Herhalde ondan olsa gerek gibi geldi bana. Hani olabilir. Şeyle, demlerini. Bir de Elif ben şeyi merak ettim. Bu böyle fırçası o sıvı bir şeydi. Fırçayla o şeyi sıvıyı o deterjanı o çiğ maddeyi alıp halının üstüne böyle sürüyorsun da öyle bir şey mi kullanım acaba? Nasıl bir şey ki? Dur kıvamını hatırlamıyorum. Hemen az sonra gider bakarım. Sanırım normal deterjan kıvamında. Yani çok sıvı bir şey değil. Kapağında küçük bir delik açıyorsun. Azıcık onunla bastırdığın ya zaten bu fırçalı ortası sünger dikdörtgen bir sünger. Dışı da uzun uzun fırça parçaları var. Süngerin yüksekliğinde. Bastırınca hafif deterjanı akıtıyor. Sonra onunla direkt doğrudan şeyin kendisiyle uyguluyorsun. Şişenin kendisiyle tutup uyguluyorsun. Öyle bir şey. Yani özellikle halı lekesi çıkarıcı diyor. Bilmem neyin lekesini çıkarır demiyor. Yani halıya bulaşan lekeleri çıkarır diyordu. Öyle. Halının dokusuyla alakalı şeydi. Demek ki o dokuya müsait olabilir. Büyük ihtimalle o fırça şeyleri. Hani aralarına girebildiği için yani mesele herhalde aralarına girebilmek, o şeyi temizlemek. Herhangi bir leke çıkarıcı deterjan büyük olasılıkla o ama pek çok lekeyi çıkarabilen bir deterjan herhalde o. Evet, bunu alacağım kesinlikle. Ama dediğim gibi bu mesela kan lekesi çıkarıcı ayrı başka neleri vardı hatırlamıyorum. Yağı vardı, kanı vardı onları hatırlıyorum. Kıyafetler üzerinden kan lekesi çünkü çıkmayabiliyor bazen. Yani yemek lekesi de var mı ya? Belki vardır. Bilmiyorum. Ayrı ayrı kendi şeyleri vardı. Küçük böyle şeyler. Lekenin doğrudan üzerine uyguluyorsun. Sonra makineye atıyorsun. Güzeldi yani böyle hani leke çıkarıcılar genel olarak bir şeye yönelmez ya. Hani hangi lekeyi çıkaracağımızı evet doğrudan belli ediyor olması güzel gelmişti bana. Ben de şeyi duydum. Birkaç kere de kullandık. İş yerinde denk geldik özellikle işte yemekhanede. Sadece kör gören diye bir şey yok. Bunu birçok arkadaşımla denk geldim. Gören arkadaşlarım da ya yemek yerken sıçradı işte tabağına şeyden döküldü şey. Geldiklerinde ilk iş bunu hani götürmek ne ya değil de o an hemen bizim çay ocağımız da var. Bulaşık deterjanı Pril genelde işte ya da hangisi varsa oraya o sadece o bölgeyi uygulayıp böyle midik çitleyip durulayınca akşam gün götürüp makineye attığında daha iyi çıkar. Ama bu haliyle götürürsen çıkmaz dediklerini çok duydum birbirlerine önerdiklerini. Ve işe yaradı da birkaç farklı yerde daha bu denk gelmiş. Konumuz bu değil ama
Konu konuyu açmışken dezenfektan hani... da çıkarıyor Nurşen'cim. Onu da deneyebilirsiniz. Tabii çoğu deterjanın kıyafetleri arttığı söyleniyor bu arada. Bazı kıyafetleri artabiliyormuş. Dezenfektan deterjan mı dedim. Ama deterjan o anda lekeyi büyük ölçüde azaltıyordu. Yani çok silikleştiriyordu. O yüzden önemli bir şey. Bir de yağ dökülmüş herhangi bir mutfak bezi de olabilir. Hani mutfağa bağlayacağım ya üstümüze de dökülür. Evet, evet. Yağ dökülmüş bir yerde tuz dökmek. O yağı sanırım şey yapıyor, içine emiyor biraz. O da yağın temizlenmesine, o anda temizleyemeyeceğiniz bir şey. O anda hemen müdahale edemeyecek. Yemek yiyorum, oturdum. O sırada tuz döktüğümüz zaman çok daha kolay çıkıyor. Büyük olasılıkla tuz da bir peeling etkisi mi yaratıyor, ne yapıyorsa sonra siler. En azından kalıcı olmaması sağlanıyor gibi bir şeyler herhalde. Aynen. Bana şey açısından mantıklı gelmişti piril. Hani yağ çözücü ya, kıyafetindeki de yağ lekesi ise demek ki tabii canım direkt uygulayınca zaten işi bu diye mantıklı gelmişti. Direkt ha tabii tuz dediğim gibi bu. Yemeğe daha ilk oturdun, gidip kalkıp o pirile uzanacaksın da geleceksin de temizleyeceksin de hani tekrar yemeğe oturacaksın da öyle bir şey olmaması için direkt yağ döküldüğünde salça için aynı şey geçerli değil. Ama salça için de aslında o da yağlı bir su. Hani en azından yağ kısmını gidersin diye. Ben şey söyleyecektim. Buna da değinelim isterseniz. Ondan sonra kapatırız. Tekrar yavaş konuşacak yavaş, bir şey yoksa. Son sözleri de alırız. Aynen. Şeyi söylemedik galiba. Elif hazır mutfak bezine de yağ bulaştıysa demişti. Sararan mutfak bezlerimizi veya o ara bir şey oluyor. Yemekten kokuyor, ediyor falan. Onları da hani o kokulardan kurtarmak, kirlerinden arındırmak için uyguladığımız yöntemlerden de bahsedip istersen yavaş yavaş toparlayabiliriz. Ben genelde şey yapıyorum el bezilerimi. Böyle bir leğenin içine sıcak su hazırlıyorum. İçerisine biraz domestos döküyorum. Bulaşık deterjanı da dökebiliriz. Ondan sonra bezlerimi de oraya şeyin içine koyuyorum. Leğenin içine. Bir süre bekletiyorum. Sonra alıp yıkadığımda mis gibi çamaşır suyu kokuyor ve temizlendiğini söylediler açıkçası gösterdiğimde. Sizin var mı bu konuyla ilgili farklı yöntemleriniz? Tabağa çanağa değdirdiğim ya da gıdaya değdirdiğim hiçbir beze çamaşır suyu değdirmiyorum. Doğrudan onu parfümsüz deterjan ve şeyle yıkıyorum. Zaten normalde parfümsüz deterjan kullanıyoruz biz çamaşır için. Ve onları yıkarken ayrı bir yere koyuyoruz. Sadece onları yıkıyoruz. Sirkeyle birlikte yıkıyoruz. Yumuşatıcı da koymuyoruz. O da çünkü ayrı bir koku veriyor. Yani gıdaya hiçbir şekilde mümkünse domestoslu bir şey bulaştırmamaya özen göstermek istiyoruz. Ben bulaştırıyordum. O zaman ben ipi almıştım muhtemelen. Ben de kullanıyorum. Tavır aslında bu. Yani biri diğerinden daha yanlış değil ama bize yani bana en azından şey geliyor. Kokmasın. O ekmeği de sarıyorum çünkü onu. Sıcak böreğin üstüne de koyuyorum. Tabağı da kuruluyorum aynı bezle. Ama elimi yıkadığım havluyu aynı şey söyleyemem. Elimi kuruladığım havluyu aynı şey söyleyemem. Yani onu da öyle yıkamıyorum tabii ki. Ben direkt tezgahın üstünü sildiğim, ocağı falan sildiğim bezden aslında şey yapmıştım ama söylediğinde mantıklı. Direkt gıdayla temas ettirdiğim şeylere dokundurmadım ben de bugüne kadar. Evet. Ben şey yapıyorum, mutfakta el kurulamak için kullandığım ya da bulaşıkları kurulamak için kullandığım havluları çamaşır makinesine atıyorum. Yüksek derece işte havlularla yıkıyorum. Havlu bez kullanıyorum ama onu baştan söyleyeyim o şeylere. Ondan sonra mutfak tezgahı içinde ya birkaç tane kullanmıyorum. Genelde bir tane kullanıyorum ama hani... Mutfak en çok işi tek ben yapan olduğu içindir. Bir tane yettiği içindir. Kullanmayacağımdan değil de o ihtiyacımı gördüğü için sürekli yıkayıp şey yapıyorsun. Çok fazla leke kaldığını sanmıyorum. Çünkü şey zaten sürekli hani deterjanla işte kirli bir şey yaparken çamaşır suyu zaman zaman zaten kullanıyorum az evvel de söyledim tezgahımı temizlerken o bezi kullanıyorum ya. Bir de şey yapıyorum. Sık sık da temizliyorum, değiştiriyorum eskidikçe işte 2-3 haftada bir ayda bir haftada bir o bezin dayanıklılığına şeyine göre sık sık onu bakıyorum bu eskimiş artık bunun süresi kullanmış öbürünü doldurmuş diğer şeyini açık kullanıyorum. Ama şeyi de kullandığım oldu annemlerin evinde bekarken yani
Orada daha kalabalıktık. Bir sürü el vardı. Yetmiyordu. Birinde bez varken öbürüne de gerekiyor falan derken şeyi çok kullanmıştık. Dediğin gibi. Deterjanlı hem kiril hem çamaşır suyu koyuyorduk ve bekletiyorduk. Özellikle akşamdan sabaha. Sabahleyin de durula tertemiz mis gibi oluyordu. İşte lekli falan kalmıyor. Hatta konuyla alakası yok ama o zaman tabii çamur bulaşık makineleri falan yok. Annem şeyleri de öyle yaptırdı bize. Bardakları falan da çamaşır suyulu şeyde suda bekletir sabah. Onları durulatırdı falan böyle. Böyle bizim cephe dedi. Evet, doğru. Sanırım bir tek şeye değinmedik Nurşen. Onu atlamamak adına söylüyorum. Ocağı, gerçi onu da yemek sonrası temizlikle konuşacağız. Tamam, onun zaman bir şey kalmadı daha. Ocağı film ederken gene de söyleyelim. İçimizde kalmasın. Ocağı getirdi, dizdi, çalıştırdı insanlar. Normal diğer şeylerin yüzeyleri nasıl siliyorsak mutlaka şöyle bir deterjanlı bezle silmek. İşte şeylerini de yıkamak genelde o demirli kısımlarını. Yıkayıp kurutup kullanmak tabii ki de. Hani, yani sonuçta ilk kez mutfağı kullanacaklar olabilir. Söylemek iyi olabilir gene de. Mutlaka böyle bir minik bir sabunlu sudan geçirmek iyi oluyor o yüzeyi. Silerek geçirmek tabii ki. Ocakla ilgili yani ister temizken de yapabilirsiniz. Yemek yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Limonu salataya sıktınız. Yine posası kaldı. Bununla ocağı ovarsanız da çok güzel temizliyor. Yağını filan söküyor. Çok güzel temizliyor. Aynı zamanda buzdolabı içinde ben içine kesinlikle deterjan kullanmıyorum. Bazen mesela vaktim dar olduğu zaman raflarını çıkartmıyorsam karbonatlı su içine sirke koyuyorum. Bazen soda koyuyorum. Bir şişe soda. Onunla yani eski bir atletle siliyorum. Çok güzel oluyor. Ayrıyetten durulamak da gerekmiyor. Sadece kuruluyorum. Ve yani beyaz eşya satıcıları da servisleri de deterjan kullanmayın diyorlar dolabın içine. Teşekkürler ama siz atlet deyince benim aklıma geldi. Biz Dilek'le konuşurken bunu da söyleriz demiştik. Unuttum. Cam silerken en başta söylemiştik temizlik bezlerinden. Bunun dışında ben alternatif olarak şeyleri de kullanıyorum tabii ki. Oğlumun artık eski ya da ona küçük gelen atletleri ama dokusunu beğenmişimdir. Suyu çok güzel çekiyordu. Böyle yumuşacık yumuşacıktır. Onları da camları silerken falan kullandığım oluyor. Yerleri silerken de yeri geliyor. Kullandığım oluyor. Yani onları da duruma göre değerlendirdiğim oluyor. Eskiler de hep kullanıyordu zaten klasik anne yöntemleri. Bizde evet, de var. Bizde de çok var. İyi oluyor. Evet ya, eskiyen şeyi atacağına toz bezi yap. En güzeli yani bence. Çok evet mantıklı. Ya doğru. En azından böyle bir kenarı yırtıksa falan bile şey diyorsun hani kirli değilse. Bir toz bezi yapayım ondan sonra atayım diyorsun. Hani atılacak tabii, bir şeyse tabii, de. Tabii yani. Ben Zeynep. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, sağ ol Zeynep. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya ben de ocakla alakalı bir şey söyleyeceğim. Belki söylendi ama sonradan katıldık biz. Bu ocağın üstündeki demirler oluyor ya. Ben onları bulaşık makinesine de atıyorum. Çok işe yarıyor. Tertemiz oluyor. Onu söyleyeyim dedim. Doğru. Ben de atıyorum. Evet. Biz de atıyoruz. üst çekmecesine sığdırıyorum. İkisini de atıyorum. Evet. Çok iyi oluyor. Evet iyi oluyor ama şunu da söyleyeyim. Bazen makinemde yer kalmıyor. Dolduruyor. Ondan sonra evet. Genelde kase ve bardakların haricinde bir şey koymadıysam sığıyor. O zaman sığıyor. Yer olmasa bile şey oluyor. Hani direkt bardakların falan olduğu kısmı böyle üzerlerine koyduğun zaman zaten su temas ettiği için yine de temizleniyor. Hani benim de makinamda genelde yer olmuyor ama üzerine koyduğum zaman da işe yarıyor. Şeye değmediği ben sürece. Ben şey söyleyecektim Nurşen. Hani geçen arkadaşlar anlatmıştı elektrikli aletlerde bu iki tane demir değil de hepsinin ayrı ayrı tek tek gözleri şey tek evet. Tek etrafındaki demirleri zaten onlar sığar. Evet, büyük evet, olmadıkları için. Bilmiyorum hani bunu herkes büyük ihtimalle kullanıyordur ama mutfak bezleri deyince bir de şöyle bezler kullanıyorum. Bir şeyleri süzmek için tülbent gibi ince bezler ya da onu yeni aldım bu arada böyle bir tülden bir kese.
Bu da hep istiyordum. Geçenlerde buldum, aldım. Mesela tavuk suyu yapmak istiyorsunuz. Tavuk suyunu işte yeşillik falan ya da baharat koymak istiyorsunuz. Tane baharat. İşte ama sonra onu içinden süzmek de kolay olmayabilir diye Tül'den bir kese aldım. Bu türlü şeyler de kullanıyoruz. Mutfakta bazen hani daha ince süzmek için mesela işte çorbayı vesaire işte ne bileyim peynir yaptığım zaman süzüyorum. Yoğurdu süzme, yoğurt yapacaksak vesaire. Bu türlü şeylerde bir tülbentten geçirmek de güzel olabiliyor. Ama o tülbenti de sonra tekrar bir deterjanla yıkamamak, çok kokulu bir deterjanla yıkamamak bence önemli. Biz en azından onu da sirkeyle yıkıyoruz. Eskiden beyaz, ya bizimkiler beyaz tülbent kullanıyordu. Evet, bir yere dokunmamış. Tam işte bu sırf bu iş için alınmış beyaz tülbent. Geçenlerde artık onu da aldım. Önceden başka bir şey kullanıyordum. Çok iyi, ben de almak istiyorum aslında. Ya anneme de soracağım, varsa benim de yok da. Ama satın alabilecek, nereden alabiliriz Elif? Aldığın yeri de söyleyebilir misin? Elif çok buluyor böyle şeyleri ya. Ben nereden aldım? İç çamaşırı, çorap falan satan bir yerden acaba aldım. Marketlerde falan satılıyor mu diye. Yok, yani Migros'ta falan görmedim. Yani bunu aslında tam da işte tülbent satan. Dilek, bunu senin bilmen gerekir. Yok. Ya kafamızı örttüğümüz tülbent aslında bir şey. Tamam ya. Yani farklı bir yapısı da mı var diye acaba merak etmiştim. Hatta ben daha ince dokulu tülbentler vardır. Bu bayağı satenimsi bir şey. Aldım. Yine de o da işlevsel, yani daha seyrek dokulu bir şey bekliyordum. Ama öyle bir şey bulmadığım için bunu aldım. Yani herhangi bir o el başörtüsü örttüğümüz şey var ya hani, hı-hı, ilk örttüğün tülbent aslında tam da o. Yazma diye de geçiyor. İki şeyi sorayım. Bunu hani normalde bir poşete ya da bir şey dökerken kenarları hep vardır ya, kapalıdır. Oraya rahat dökersin. Tülbente hiçbir şey dökmeyi denemediğim için soruyorum. Hani ona nasıl bir formül uyguluyoruz? Kenarından dökülmesin diye. Süzgecin üstüne yerleştiriyorsun. Yani altına bir de süzgeç oluyor. Hmm. Yani tabağın içine sermiş gibi oluyorsun aslında. Süzgecin içine seriyorsun. Oradan annem atıyor önce alta. Musluğa asıyorlardı o tülbenti. Şeyde olursun diye. Evet. Öyle bir şey. Öyle şeyler için genellikle torba yapıyorlar. Ama yine aynı şeyi dikiyorlar hatta. Bir kabın içine, evet yani dikiyorlar. Ama bir eğer dikmek istemiyorsan, başka şeylerde de kullanmak istiyorsan, önce bir kabın içine yayarsın, üstüne yoğurdu koyarsın, dört köşesinden bohça yapıp bağlarsın, asarsın. O tülbentler de asıyorlardı. O tülbentlerde limonata da güzel oluyor. Limonata da yapmıştım ben. Evet. Tabii çok yazın, mantıklı. Evet, böyle üstünden sıkıyorsun, böyle biraz bastırıyorsun falan, suyu çıkıyor altında. Süper ya. Limonu da bazen bazı restoranlarla falan da öyle getirirler. Limonu doğrudan sıkmak için bir tül kesenin içine koyarlar, yarım limonu. Sıktığın zaman çekirdeği, posası, o tülbentin içinde kalır. Tülün içindeki tülbent değil. Doğrudan suyunu tabağa dökebilmek için bu da güzel bir şey, aklınızda bulunabilir. Hatta bu mantıklı, steril olsun diye. Robottan daha güzel oluyor. Ben daha çok beğeniyorum o tülbentlerde olan limonataları. Çok güzel. Doğru. Annem yapardı şimdi, Dilek yoğurt süzme falan deyince hatırladın mı? O ince şeylere koyup da bağlayıp da sonra asarlardı ki kuruyordu iyice, hiçbir suyu kalmayacak şekilde. Yani. Evet, ben anneme yeni diktirdim kese şeklinde. Hatta kendim yoğurdu da döktüm. Kese yoğurdu yaptım. Evet, bayağı vakit alıyor. Bir gün mesela doğalgazı yakmamıştım ben gündüz. Akşamleyin doğalgazı açtığım için mecbur korktum. Buzdolabına kaldırdım, altına leğen koyup. Bayağı güzel oluyor ama koyarken biraz zorlandım. Çünkü ağzı dar. Kepçeyle koydum. Minnacık dökülmüş ama belki de ben acemi olduğum için tedirgin oldum. Birkaç kere yaptıktan sonra artık el alışkanlığı olur. Ama Elif'in söylediği yöntem mantıklıymış Esma ya. Hani süzgecin üstüne yayıp direkt tülbenti. Evet, aslında dikilmek için de şöyle bir şey yapılabilir. İple tam bir kese gibi yani. Ağzı aslında düzgülü olur. Geniş, evet, geniş açabilirsin, sonra ağzını büzebilirsin. Öyle bir şey. Evet. Tam bir kese değil de öyle bir şey de yapılabilir. Yuvarlak şeklinde ip geçirilir arasından. Ondan sonra da önce yayarsınız, sonra büzersiniz. Tam bir kese olur. Hakikaten öyle güzel bir konu açtınız ki.
Öyle güzel bir konu açtınız ki aklıma öyle farklı saçma bir zamanda açtık ki. Ay çok güzel. Mesela şey de yapılıyor arkadaşlar. Mesela öyle deyince aklıma eskiden tabii köylerde ortamlar daha temiz, daha az kalabalık var. Annemin onu ağaca astığını hatırlarım ben mesela. Köyde değildik, İstanbul'daydık ama burada da azdık sonuçta. Kaç sene evvel, 20 sene evvel. Annem bunları özellikle böyle bezler alıp ağzına büzgülü şekilde dikip böyle lastikli pirincini falan o tür şeyleri de hep bunların içine koyup saklardı mesela. Hala da yapar ve çok da değer verir. Ya pek çok şey ama bezde daha güzel korunuyor zaten. Taranadı işte. Yani evet taranayı. Korunabilecek pek çok şey. Evet. Patlıcan kurusu, şey. Biber evet. Kurusu da sanırım o tür şeylerde toz saklanıyor. Toz şeker özellikle. Evet. Evet. Yani toz şeker evet. Nem alıp bozulabilecek pek çok şey bezde saklamak çok mantıklı. Uzun ama onun için de daha kaba bezler herhalde kullanmak. Tabii tabii onlar biraz kalın. Biraz daha kalın oluyor. Geldi. Pirinci hatırladım ben de şimdi. Doğru. Mesela yazın kuru fasulye falan saklanabilir o tarz şeylerde. Ben evet, öyle yapıyorum. Evet kuru fasulyeyi falan da koyuyordu. Dolaba koyduğunuzda kavanozdan daha daha bir az yer kapladığından dolayı daha ideal geliyor bana. Ben de anneme diktirdim. O tarz keseler işe yarıyor. Ama yine de bir defne yaprağı koymak iyi oluyor. Çünkü evler artık nemli oluyor ya. Kavanoza bile defne yaprağı koymak mantıklı. Özellikle kuru fasulye, nohut gibi şeylerde. Aynen. Bak konuyu hiç duymamıştım. Çok önemli bir konuyu da unuttuk Nurşen. Onu da bahsetmedik. Hangisini unuttuk gene? Kiler düzeni, balkon düzeni. Orayı da evet. Eğer sığmıyorsa mutfağınıza. Kavanozlar. Kavanozları yerleştirme. Aynen. aslında kavanozları yerleştirmekten muzdarip olan var mı arkadaşlar? Nasıl yerleştirdiğini bilmeyen. şimdi biz şey yapacağız arkadaşlar. Önümüzdeki haftada alışveriş yapacağız ya. Daha baharatları almadık ya. O yüzden unuttuk. Hemen bahane bulayım. Pirinçlerimizi falan daha markete gideceğiz. Onları alacağız. Kavanozları evet. Koyup belki saklama kısmında da bundan bahsedebiliriz. Hani bir de şeyimiz vardı ya. Saklama. Doğru. Orada da bahsedebiliriz. Doğru. Orada da bahsedebiliriz. Koşulları. Doğru. Aynen. Mantıklı. Ama mutfak balkonu olanlar da valla öyle çok özeniyorum mutfak balkonu olanlara. Mutfağı ekstra bir dolap yaptıranlar. Tabii, yani eşyaları canım. Nerelerde pratik evet, kullanabilirsin kısmı çok, da unuttuk. Çok güzel bir şey kapalı balkon. Gerçekten. evet, şu anda evet. Mesela pek çok sebzeyi de bazen o anda dolaba yerleştiremediysem balkona atıyorum kış. Hiç problem evet. Olmuyor gayet dolap etkisi. Benim de zaten balkonda buzdolabı etkisine yakın bir şey yapıyordur doğal olarak kışın. O yüzden patates, soğan hiç bozulmuyor balkonda. Güzel oluyor kışın. Seviyorum. Kapalı olduğu için. Evet. Bu şekilde peki. O zaman kapatalım istersen. Son saklama koşullarını olmaya. Da o zaman o oturumda bahsederiz dediğiniz gibi. Evet. Zaten oturumlarımızda esnekle davranılıyor doğal olarak. Aklımıza geliyor. Onda da tekrar kısa bir geçiyoruz, paylaşıyoruz şey olarak. Yine konuşuruz. Son kez sözü almak isteyen yoksa artık biz 5. oturumumuzu bu akşam da bitirelim. Evet. Güzel bir oturum oldu. Gelen herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Birbirimizden yine çok güzel şeyler öğrendik. Farklı deneyimler öğrendik. Evet. Önümüzdeki hafta gerçekten. Alışveriş var arkadaşlar. Alışveriş yapacağız. Pazar, market ve online alışveriş. Bunları nasıl yapacağız? Bunları göstereceğiz. İnşallah bir sonraki haftada da hep beraber oluruz diyorum. Herkese tam kadro bekliyoruz akşamlar. Herkesi. Bizi bu kayıttan dinleyenler de olabilir. Arkadaşlar sizi de herkesi bekliyoruz. Sadece kayıtları değil gelin burada canlı canlı. Deneyimlerinizi paylaşın bizimle. Belki oradan dinliyorken şu da vardı, bu da vardı falan gibi şeyler olabilir. O yüzden her salı akşamı mutfağımıza bekliyoruz diyelim ve artık 5. oturumumuzu burada kapatalım. Herkese çok teşekkür ederiz katıldığı ve katkı sunduğu için. Evet, herkese hayırlı akşamlar.